Arka taraftaki görüntü giderse lütfen uyar beni. Okey, şu an sanırım yayındayız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Yeni Bir Lider Derneği Gençlik Programları Yöneticisi Erşen İkibudak. Lead 21 Fellowship Program 2022 yılı 6. dönem başvuruları bu pazar günü saat 23.59 itibariyle sona erecek. Bizde başvurular sona ermeden 2021 dönemi bu dönem ağırladığımız 5. dönem fellowlarımızla nasıl bir yıl geçiriyorlar? Onlara kulak verelim istedik. Akışta bu akşam 20 fellow'umuza mikrofon uzatacağız. Böyle sohbet havasında sorularınızı da yöneltebileceğiniz keyifli bir akış olacak, sohbet olacak diyelim. Bugün 5. dönem temsilcilerimizden Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden Merve bizlerle. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok keyifli geçiyor günler. Yaz tatili ama yine tempolu, koşuşturmacalı, keyifli. Süper. Yoğunluk iyidir. Şimdi her temsilcimize, her fellow'umuza 5 dakika süre vereceğiz ve süreçle alakalı sorular yönelteceğiz. Bu noktada şöyle mentorluk sürecinden başlayalım biraz. Ekranda da yansıyan şekilde bir lider mentorumuz var. CEO Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür seviyesi bir üst düzey yönetici mentorumuz var. Lider mentorun firmasından bir üst düzey yönetici, bir de startup mentorumuz var. Üç mentörden birebir mentörlük alıyor fellowlarımız. Senin mentörlük süreci nasıl gidiyor? Biraz onu dinleyelim. Tabii ki benim lider mentorum Sinan Bey. İlk önce onunla olan görüşmelerimden bahsetmek isterim. Çok keyifli geçti Sinan Bey'le. Ben hem zorlu enerji bünyesindeki sorularımı ona yönelttim. Ama sadece kariyer basamakları kısmında değil, kendi kişisel hayatımda atmak istediğim adımlar üzerine de onunla yoğunlaştık. Nereye yönelmeliyim, nasıl bir yol izlemeliyim gibi. O yüzden çok keyifliydi Sinan Bey'le yaptığımız sohbetler. Dediğim gibi zorlu enerji kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar üzerine de yoğunlaştığımız, ufkumu açan güzel bir sohbetti. Çok keyifli geçiyor. Keza Deniz Hanım'la da aynı şekilde. Deniz Hanım'la da biraz daha kendi karakterim üzerine yoğunlaşıyoruz. Bireysel nerelere yatkınlığım olduğuna yönelik. Umutcan Bey'le de aynı şekilde. Orada biraz daha ben startup dünyasına bir tık daha uzaktım. Onların şu an nasıl süreçlerden geçtiğini, bu fikre nasıl ulaştıklarını, yani biraz daha onların yerine koymaya çalışıyorum kendimi. Yaşça da kendime daha yakın hissettiğim için aslında daha da anlayabiliyorum aslında onların verdiği kararları. Banu Hanım'la da profesyonel koçluk sürecim bambaşkaydı. Hiç şimdiye kadar edinmediğim bir tecrübeydi. Gerçekten de bütün mentorluklar dışında bu profesyonel koçluk seansları böyle gerçekten unutamadığım anların başında yer alıyor. O yüzden mentorluk sürecini böyle özetleyebilirim. Süper. Koçluğa da değindim biraz. Bir de Evet. böyle bir 6 aylık sürecimiz var. Social Leadership Journey adını verdiğimiz, sizden sosyal sorumluluk projeleri üretmenizi beklediğimiz, aynı zamanda yönetmenizi beklediğimiz. O nasıl geçti? Bu hafta finalini yaptık. Biraz ondan da bahseder misin Merve? Tabii ki benim projemin ismi Kültür Mozaiği. Aslında isminden de anlayabildiğimiz gibi farklı kültürlerin oluşturduğu büyük resme odaklanmaya çalışan bir proje. Ülkemizde çok fazla farklı kültürler var, çok farklı inanışlar var. Hepsinin geleneği, göreneği farklı. Biraz daha aslında yaşadığı bölgenin dışına çok fazla çıkma imkanı olmayan çocuklara Zoom üzerinden sanal turlar düzenliyoruz. Bu düzen sanal turlar sırasında da aslında o farklı kültürlerin oluşturduğu mozaiği de onlara aktarmaya çalışıyoruz. Çok keyifli turlar düzenledik. İlk önce Güneydoğu'ya odaklandık. Güneydoğu'nun şehirlerini gezdik. Böyle oyunlaştırılmış şekilde. Sonrasında ise materyal oluşturabilmek adına ekibimizle kendimiz Güneydoğu'ya gittik. Oralarda onlar için videolar çektik, fotoğraflar topladık. Şimdi önümüzdeki gezilerde Doğu Ekspresi gezisi, Karadeniz turu gezisi gibi böyle farklı farkındalık oluşturmaya çalışan turlar düzenliyoruz. Gerçekten
hem bana bir takım olarak çalışmayı öğretti, bir takımı nasıl liderlik edebileceğimi denemiş oldum bu süreçte. Hem de tüm aşamaları raporlayabildiğimiz için de proje yönetimi sürecinde bana çok fazla tecrübe kattı bu etap. Harika. Şeyde devam da edecek. Bu etapla kalmayacak. Evet. Senin artık başı başına bir projen olacak gibi duruyor. Peki derinleşme sürecinde neler yapıyorsun? Hangi konuyu seçmiştin? Neler yapıyorsun? Ondan da biraz bahseder misin? Tabii ki bence derinleşme bu tüm hani diğerlerinde sosyal paydayı gözetiyoruz ya da bu mentorluk, koçluk aşamalarında biraz daha kariyerimize yöneliyoruz ama derinleşme bence bize biraz daha esneklik kazandırıyor. Belki o günlük koşuşturmacanın içinde yönelemediğimiz, derinleşemediğimiz alanları keşfetmemizi sağlıyor. Benim için de aslında blues müzik böyleydi. Hep kafamın bir yerinde olan ama fazla derinleşemediğim, araştıramadığım bir alandı. Derinleşme etabı bana bunu sağladı, bu olanağı verdi. Ve şu an blues müzik özelinde daha çok da gitaristlerin, Jimi Hendrix gibi, Eric Clapton gibi gitaristlerin hayatlarını anlatan podcast serileri çıkaracağım. O yüzden şimdi ekipmanlarımı hazırladım, araştırmalarıma devam ediyorum, metinlerimi birazcık daha zenginleştirmeye çalışıyorum. O tarafta şu an gayet güzel ilerliyor. Harika, harika Merve. Son olarak bu programa başvurmayı düşünen ya da başvuran gençlerimize, adaylarımıza ne öğüt vermek istersin, ne tavsiye vermek istersin? Ben aslında bu derneğin, Yeni Bir Lider Derneği'nin diyeceğim bir programına başvurmadan önce kendimi biraz yalnız hissediyordum. Çünkü heyecanımı ya da endişelerimi paylaşan insanlarla bir arada çok fazla olamıyordum. Ve bu dernekte beraber yürüdüğüm insanlar bana endişelerimin ne kadar aslında doğal olduğunu, heyecanlarımı paylaşabildiğimi gösterdi. Bu yüzden ben hep birilerinin peşinde ya da yan yana yürüdükleri insanlarla hareket etmelerini tavsiye ederim. Gerçekten beraberlik, birliktelik önümüzdeki bu karmaşık yolu tamamen düzenleyen, aslında her şeyi çok daha netleştiren bir süreç. O yüzden güzel bir çevrelerinin olması ve o insanlara tutunmalarını tavsiye ederim Çok tatlı bir ben. tavsiye. Çok teşekkür ederim Merveciğim. Ben çok Bu teşekkür ederim. soruyla birlikte Merve'nin kısmını tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederiz Merve. Böyle güzel bir açıklama 5 dakikaya sığdırılmış, hızlandırılmış bir L21 turu yaptık seninle. Yarısı tamamlanan sürecin henüz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sıradaki temsilcimiz, sıradaki fellow'umuz Sabancı Üniversitesi'nden Yiğit Karataş olacak. Yiğit'i alalım içeri şimdi. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Görüşürüz Merveciğim, kendine çok iyi bak. Siz de öyle. İyi akşamlar herkese. Yiğit, iyi akşamlar. Ne haber, nasılsın? İyidir abi, seni sormalı. Keyifler yerinde umarım. Bir enerji yüksek gördüm bugün. Aynen, güzel. Sizleri göreceğim diye de heyecanlıyım. Böyle Süper. biraz yapamadık bu aralar etkinlikler. Arayı açmış gibi olduk. Bu vesileyle de biraz toparlamış oluruz, görüşmüş oluruz. Şimdi böyle belli sorular var size yönelteceğim. Merve ile başladık. Yiğit Sabancı Üniversitesi'nde nano mühendislik ve malzeme bilimi okuyor. 5. dönem temsilcimiz kendisi, 2021 fellow'umuz. Şimdi mentor görüşmeleri ve koçluk görüşmeleri üzerine başlayalım istersen Yiğit. O Tabii ki soruyla abi. başlayalım. Şöyle bilmiyorum ekranda değişecek mi yoksa başlıyorum müsaadenle. Benim aslında biraz hayallerimin gerçekleştiği bir arena oldu bu Yeni Bir Lider Derneği. Mentorlarımı saymak gerekirse Upsilon Diamond'ın CEO'su Buğra Kuloğlu, Vodafone'un Europe Cluster CEO'su, tüm Avrupa'yı yöneten Serpil Tümray ve Türkiye'deki İK lideri Vodafone grubunun Bülent Bayram. Bu üçü bana mentorluk ediyor. İnanılmaz keyif aldığım bir yolculuk. Kendilerini üçünü de dışarıda takip ediyordum. Özellikle Buğra Kuloğlu benim için idol bir isimdi. Çünkü akademik anlamda çalıştığım alan onun şu anki startup ile çok kesişiyordu ve bu noktada çok fazla ilham alıyordum. Bu noktada benim hayalimin gerçekleştiği bir buluşma oldu. O noktada çok mutluyum. Koçluk hayatımda ilk kez deneyimlediğim bir süreçti. Biraz heyecanlıydım. Hani bir psikoterapiden farklı mıdır, nasıl olur, başarılı mıdır, benim böyle bir şeye ihtiyacım var mıydı diyordum.
Ama kesinlikle bu hayat yoğunluğunda hedefler karmaşası içerisinde git gel yaparken koçluk hayatımızı çok değiştirdi. Çok iyi bir sistematiğe oturttu. Hala abi, yani Abide Hanım'la temasımızı sürdürüyoruz. Harika bir ilişkimiz var. Bu noktada çok mutluyum. Mentorlarım da neredeyse ayda bir hiç aksatmadan sık sık görüşüyoruz. Hedef odaklı ilerliyoruz. Her anlamda birbirimizi beslediğimiz güzel bir süreç oluyor. Bu ilişkiyi de kurma fırsatı elde ettiğim için gerçekten derneğe karşı ayrı bir bağım var diyebilirim. Ne demek görevimiz? Social Leadership Journey süreci üstüne konuşalım biraz Yiğit. O süreçte neler yaptın? Nasıl gitti senin için? Ben aslında 2 yıllık bir hayalimin ilk adımını yine YBL içinde attım. Human Library diye Sabancı Üniversitesi'nde CIP'de yaptığımız global bir projenin ayağını hep podcast'e, dijital içeriğe dönüştürmek istiyordum. Ama okul karmaşası, stajlar derken hep arka plana itiyordum. Biraz derneğin cesaretlendirmesi ve arka planda bağlantılar, networklerle birlikte buna ilk adımı atma fırsatım buldu. Bir radyo geçmişim var ama bunu podcast'e içeriğe dökme cesaretini dernekle birlikte buldum. Toplumun farklı kesiminden ön yargılarla yaklaştığımız kesimlerini soru cevap şeklinde birer saatlik podcast misafir olarak ağırlıyorum. Arka planda sosyal medya içinde çok güzel içeriklerimiz var. Daha bitmedi ama benim için bu son olacak bir projede değil. Ben hazır başlamışken bunu artık böyle bir lifelong sürece, ömür boyu devam edecek bir sürece devam ettirmek istiyorum. Çünkü benim için her anı geliştiren bir süreç oluyor. Bu heyecanı da hiç kesmeden devam ettirmek istiyorum. Harika. Yani bu Social Leadership Journey 6 aylık bir program etabı olmasına rağmen benim gözlemim herkesin bir şekilde projeye devam ettiği yönünde. Bu 6 ay bitti, proje bitti, biz de bitirelim ve dükkanı kapatalım değil. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz, daha fazla topluma nasıl katkı sunabiliriz, bunu da gözetiyorsunuz. Bu da ayrıca bizleri çok mutlu ediyor. Ya biz teşekkür ederiz. Dediğim gibi 2 yıldır hep böyle rafta duran, işte kendi ajandamda yer bulamadığım, yaratamadığım bir süreçti. Ama bazen doğru insanların network'ü, işte geçmiş fellow'larla olan iletişim, orada nasıl destekleriz, nasıl geliştiririz diye düşünürken artık o sorumluluğu almış, başlamış ve sözler verilmiş oluyor o bağlantılar kurulunca. Onun verdiği güç ve destekle birlikte her şey o kadar hızlı ilerliyor ki sen bile, ben bile şaşırıyoruz zaten. Harika. Peki derinleşme nasıl gidiyor? Derinleşme sürecinde hangi konuyu seçtin? Neyle uğraşıyorsun Yiğit? Aslında kafamı çok karıştırıyordu. Böyle business bir konudan uzaklaşmak istiyordum. Biraz kafamı dağıtmak ve hobilerime odaklanmak istiyordum. Bu noktada da okulda kurduğumuz bir kulübün devam sürecini oluşturmak istedim. Moleküler gastronomi ile bilimin kesişim noktasına bakıyorum. Türkiye'de çok niş bir alan ama bu sayede şimdiden güzel şefler, güzel restoranlarla tanışma fırsatı bulduğum, gerçekten çok keyifli muhabbetlerin döndüğü, yine röportajlarla ilerleyen bir süreç yapıyorum. Medium'da yazı ve kendi tariflerimi oluşturduğum böyle farklı bir süreci doğru evireceğim onu da. O da benim gerçekten kafayı dağıttığım ve en çok heyecanlandığım süreç diyebilirim. Çünkü bu yoğunlukta hep bu anlattığımız hikayelerde, ajandalarda bazen kendimize bu küçük alanları yaratamıyoruz. Ama böyle hedef odaklı ilerlediğimizde, belli bir amaca kendimizi kilitlediğimizde çok güzel çıktıları oluyor. Ama bunu farklı şekillerde de hayatımda evirebiliyorum yani. İçinde moleküler gastronomi dediğimde okuduğum bölümle de ilişkisi oluyor. Sosyal ilişkilerimi de arttırıyor. Böyle eksponansiyel büyüyen bir gövde oluşturuyor benim için. Çok da keyifli devam ediyor. Süper. Peki son olarak bu sene programa başvuracak arkadaşlarımıza bir mesajın var mı? Nedir? Var, var tabii ki. Başından sonuna, uçtan uca çok uzun bir süreç, farkındayım. Gözünüzde büyüdüğü anlar olacak, biliyorum. Aynı yolu yürümüş biri olarak bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Eminim bir noktada yorulup acaba o video aşamaları, testler ya değer mi diye sorguladıkları bir an olacak abi. Ona çok eminim. Ama şunu söyleyeceğim. Asla pes etmesinler. İnanın her damla emeğinize değecek. Yani yeni bir aileye adım atıyorsunuz. Sizin gelişiminiz ve kariyeriniz bu aile içerisinde sonuna kadar karşılıksız destekleniyor. Bu harika bir, yani veli nimet, alamet farikası buranın budur. Hala hayatımdaki en güzel ilkilerimden bir tanesi. Lütfen bu süreç için ilgiyi odağa toplayın. Böyle kenarda bırakıp son dakika başvuruları yapmasınlar. Çünkü pişman olurlar. Bu fırsat yılda bir kere geliyor. O anı, o tarihi kaçırmasınlar. Güzel sözleriniz için çok teşekkürler Ben Yiğitçiğim. teşekkür ederim. Bu da bir
bu vesileyle bir kez daha yeni bir lider ailesine teşekkür etmiş olayım. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu kız soruyla birlikte Yiğit'in kısmını da tamamlamış olduk. Teşekkür ediyoruz Yiğit'e. Sıradaki temsilcimiz, sıradaki fellow'umuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Sena Velioğlu olacak. Sena'yı dahil edelim. Hoş geldin Merhaba Sena abi. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben de teşekkür ederim. Senin şeyi ekrana yansıtmaya çalışıyorum bir yandan. Kisi açık olunca olmuyor sanırım. Nasıl gidiyor tatil? Güzel gidiyor. Tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yarın döneceğim İstanbul'a. Son günüm. Aynen. Her tatilin bir dönüşü var. Maalesef. Peki Sena, ortasına yaklaştık iyicene programın. Bir mentorluk süreci ve koçluk süreciyle başlayalım. Nasıl geçiyor senin açından? Biraz bahseder misin bize? Açıkçası mentorluk süreciyle başlayayım. Mentorlarım Emre Turanlı, Eda Güzel Demiray. İkisi de Shell'den. Ben hep enerji sektörünü tanımak istemiştim açıkçası. Benim için çok güzel referanslar oldu ikisi de. Çok değerli şeyler öğrendim ikisinden de. Emre Bey'le bir görüşme yaptık. Eda Hanım'la iki görüşme yaptık henüz. Görüşmelerimize devam edeceğiz. Yani görüşmelerden gerçekten verim alıyorum. Ve çok değerli aktarımları oldu ikisinde bana. Mustafa Bey'le henüz görüşme şansımız olmadı. Onunla Temmuz ayı içerisinde görüşeceğiz. O görüşme için de çok heyecanlıyım. Harika. Social leadership ya da koçlukla bahsedelim biraz. Koçluk kısmı nasıl gidiyor? Koçluk görüşmelerini de tamamladım. Evet, koçluk görüşmelerimizi tamamladık. Açıkçası koçluk süreci benim için çok farklı oldu. Yani bu kadar derin bir süreç olmasını beklemiyordum. Kendimi çok fazla tanıdığım, kendi potansiyelimi gerçekten gördüğüm bir süreç oldu benim için. Yani her görüşmede kendimle ilgili farklı bir şey keşfettim diyebilirim. Onun için koçluk görüşmesinin bende çok ayrı bir yeri oldu. Sevindim çok. Social Leadership Journey'de neler yaptın? Biraz ondan da bahsedelim istersen. Social Leadership Journey'de benim projem teknoloji sektöründeki kadın iş gücünü artırmaya hedefleyen bir projeydi. Projemin ismi 448. Proje kapsamında lise çağındaki, yani liseye giden 8 tane kıza 4 hafta boyunca Python eğitim veriyoruz. Eğitimler şu an için verimli geçiyor. Benim için açıkçası proje anlamlı oldu çünkü ben de kimya mühendisliği okuyorum ve yani kodlamayla açıkçası ilişkisi olan bir bölüm, yani projeler kapsamında. Ve ben başladığımda bölüme keşke daha önce öğrenseydim kodlamayı demiştim. Ve böyle bir proje kapsamında da liseye giden kızlara kodlama eğitimi verilmesini sağlamak benim için çok anlamlı oldu. Harika. Peki derinleşme süreci nasıl gidiyor? Orada hangi alanla ilgileniyorsun? Nasıl bir ürün ortaya çıkarmayı planlıyorsun? Derinleşme sürecinde şöyle, ben pazarlamaya ilgi duyuyorum. Ve derinleşme sürecinde de pazarlama, dijital pazarlamanın gelişimini ele alacağım. Bununla ilgili blog yazıları hazırlamayı planlıyorum. Bu konuda da şu an kendimi geliştirme aşamasındayım. Ve oldukça yani güzel geçiyor benim için. Çünkü ilgi duyduğum bir alan hakkında çok fazla şey öğreniyorum. Çıktıları da koyduğumda eminim okuyanlar için de faydalı olacaktır derinleşme süreci. Süper. Yani Ağustos itibariyle zaten derinleşme sürecinde artık ürün ortaya çıkarma sürecine geleceğiz. Bizi takip edenler de fellowlarımızı takip edip bu ortaya koydukları ürünleri inceleyebilirler, gözlemleyebilirler, okuyabilirler, dinleyebilirler. Peki Sena, son olarak 2022 yılı için, 6. dönem için başvuran arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersin? Yani bence kesinlikle başvurmalılar çünkü bu programda edinilecek network gerçekten çok başka. Yani benim hem mentorlarım hem de programdaki arkadaşlarım hepsi çok değerli insanlar ve tanıdığım için çok mutluyum. Onları tanıdığım için çok mutluyum. Bunun dışında projelerde yani
insanı o comfort zone'dan gerçekten çıkarmayı hedefleyen projeler. Yani hem derinleşmeye tabii hem de social leadership journey. O yüzden kesinlikle başvurmalılar diyorum ben. Peki. Umarım seni dinlerler. Umarım. Bu kısımla birlikte Sena'nın kısmını da tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Sena. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Keyifli tatiller diliyorum. Son gününde teşekkür olsa. Teşekkür ederim. İyi görüşmeler size de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür. Şimdi Özyeğin Üniversitesi'nden Sena Uslu'yu ağırlayacağız. Endüstri Mühendisliği okuyan fellowlarımızdan. Selam Ayşen abi. Selam Sena'cığım. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu senin ekran görüntünü de ayarlayalım. Tamamdır. Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Yani tatilin güzel kısmı benim için henüz başlamadı. Daha gitmedim. Yaz okulundayım. Ama inşallah bayramda ben de güzel keyifli vakit geçireceğim. Keyifli vakitler diliyorum sana da. Teşekkür ederim. Şöyle başlayalım istersen. Mentörlük süreci nasıl gidiyor? Koçluk süreci nasıl gidiyor? Buradaki deneyimlerin, gözlemlerin, sana kattığı şeyler hakkında konuşalım istersen biraz. Tabii ki. Ya zaten programı başvurmayı düşünen arkadaşlarım da bana sorduğunda en büyük katkısı ne diye ben de direkt mentorluğu saymaya başlıyorum. Benim mentorlarım Nike Türkiye lideri Ahu Hanım, HR direktörü Pınar Hanım, girişimci tarafında Erdem Bey'di. Profesyonel koçum da Serap Hanım'dı. Şöyle ki ilk olarak mentorlukta normalde belki hani iş dünyasında işte LinkedIn'den bir bağlantı attığımızda bile rahatça dönüş alamayacağımız insanlar çünkü çok yoğunlar. Onlarla birebir görüşme fırsatı buluyoruz. Ben her görüşmemde işte kendi kariyer planım, kendi kariyer yolculuğum üzerine çok iyi, çok güzel tavsiyeler alıyorum. Çok çok beslendiğim aslında görüşmeler oluyor. Bir de küçük tavsiye de olsun, görüşmelerimde böyle sadece sorular yöneltmiyorum da onların o stratejik bakış açılarını kazanabileceğim case'ler istiyorum. Örneğin birkaç gün sonra Ahu Hanım'ın Nike Türkiye liderine bir sunum gerçekleştiriyor olacağım. Buna ne demek? Aslında onun bakış açısını görüyor olacağım. Yani ben neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım ondan dinliyor olacağım. Bu açıdan çok çok kıymetli geçiyor. Örneğin Erdem Bey'le de o dönemde ben bir projeyle uğraşıyordum ve onun üzerine tavsiyeler aldım. İşte bana çok yol gösterdi ve onun sayesinde de bir üst aşamaya taşımayı başardım. Bu nedenle mentorluk çok çok keyifli geçti. Koçluğa gelirsek de benim için bambaşka bir tecrübeydi. Yani bir kere koç ne yapar bunu başlamadan önce hiç bilmiyordum. Tüm bu projelerin arasında açıkçası çok kendi özüne dönmeye, kendini analiz etmeye vakit bulamıyorsun. Profesyonel biriyle bunu yaptığında güçlü yönlerin neler, zayıf yönlerin neler veya kendini nasıl daha geliştirebilirsin bunun hakkında birebir çalışmalar yapıyorsun. Bu da kendini daha iyi tanıdığın için işte insanlarla kurduğun ilişkide veya başvurduğun projelerde kendini bir üst aşamaya daha kolay taşımanı sağlıyor. Çünkü güçlü yönünü keşfetmiş oluyorsun ve belki onun üzerine eğiliyorsun. Veya geliştirebileceğin bir yönün varsa da onun üzerine çalışmalar yapıp kendini bir üst aşamaya daha kolay taşımış oluyorsun. Bu açıdan çok çok keyifliydi. Harika, faydalı olmasına çok sevindim. Biraz social leadership journey üstüne konuşalım istersen. Güzel bir proje yapıyorsun orada. Evet. Dinleyelim neler yapıyorsun. Benim için böyle bambaşka göz bebeğim dediğim bir proje. Düşün senin projesi. Küçük 7-8 yaşındaki çocuklara çevrimiçi atölyeler verdiğimiz bir proje yapıyoruz. Ben projeyi Bostancı Rotary Kulübü ve İslam Gönüllerinin ortaklığıyla yapıyorum aslında. Şöyle ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Ben hani, üniversite hayatımda çok fazla sosyal sorumluluk projesiyle ilgileniyordum. Fakat o projelerin daha çok küçük bir parçasıydım. Kendi projemi yapma fikri hep aklımdaydı ama hep böyle bir gün diye erteliyordum. Yani yeni bir lider derneğinin vesilesiyle kesinlikle bugün yapmış oldum o projeyi ve çok çok fazla katkısı oldu bana. Yani hem tabii ki dışarıdan gözüken güzel tarafları var ama işte bir ekibi yönetmek, bir projeyi yönetmek kesinlikle çok zor. Burada bunu tecrübe ediyorum ve sadece kendi proje içerisinde değil farklı projelerde de işte staj sürecinde vesaire de bana çok çok faydası oluyor. Hani bu proje benim örneğin kendime taktığım altın bileziklerden bir tanesi oldu. O yüzden çok çok verimliydi. Harika, çok sevindim. Peki derinleşme nasıl gidiyor Sena? Orada neler yapıyorsun? Hangi konuyu seçtin? Derinleşmeyi ben böyle birazcık kendi işte bu yoğunluktan kaçtığım bir alan olarak gördüm. Küçüklükten beri baleyle ilgileniyordum ama bu yaşımda yapmaya başladım. Bu yüzden baleyi seçmek istedim. Şöyle hani ilgi duyduğum alanla ilgili bir
daha fazla, daha derin bilgiye ulaştığımda onu daha çok tutkuyla yapıyorum aslında. Bu yüzden baleyi seçmek istedim. Bale tarihiyle ilgili işte yazılar, makaleler vesaire okuyorum. Ben de bir blog yazısı çıkartmayı düşünüyorum. Kendi yetişkin bale tecrübemden de bahsettiğim. Çünkü işte 18 yaşında başladığımı söylediğimde örneğin herkes çok şaşırıyordu. Bu yaşta bale mi olur diye. Bu yüzden bir tık bu yolculuğumu anlattığım bir süreç bekliyor hepinizi. Bakın umarım beğenirsiniz. Heyecanla bekliyoruz. Peki son kısımda Sena, programa başvurmak isteyen arkadaşlarımıza, gençlerimize vermek istediğin tavsiye, mesaj ne olur? Şu olurdu ya, çevremde böyle başvurmayı düşünen arkadaşlarımda en çok gördüğüm şey şu oluyor. Böyle yaklaşık 6 aylık bir süreç olduğu için herkes çok geri duruyor, işte kaçabiliyor birazcık. O yüzden geri adım atmamalarını söylerdim herhalde. Hani hep ileriye doğru mutlaka başvursunlar. Çünkü mülakat aşamasında bile çok çok katkısı olan bir program aslında. Ben de hani ilk başta şey düşünüyordum ya, elenirsem diye. Fakat sonra şunu farkına vardım. Elendiğinde bile bir artıyla dönmüş oluyorsun. Hangi etapta elenirsen neden elendiğin üzerine çalışırsın örneğin. Ve bir sonrakine daha fazla çalışarak başvursun. Ve burada 20 insanla gerçekten hepimiz birbirimizin önüne çok güzel kapılar açıyoruz. Çünkü herkes çok vizyon sahibi, kendisini geliştirmiş insanlar. Bu yüzden burada olmak çok çok kıymetli. Yani bu vesileyle sana da teşekkür etmiş olayım Erşen abi. Tüm böyle süreci hep bizim maksimum verim alacağım şekilde organize ediyorsun. O yüzden çok çok teşekkürler. Ne demek, benim için de bir keyif Senacığım. Bu şekilde Sena'nın kısmını da tamamlıyoruz güzel sözlerimizle. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Sena, görüşürüz. Zaman ayırdığın için. Görüşmek üzere, haberleşmek üzere. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Bu arada süreç içinde LEAD21 Summit etkinliklerimiz de oluyor, zirvelerimiz oluyor yıl içinde 3 kere. Bu sene ikincisini geçtiğimiz gün 4 Temmuz'da gerçekleştirdik. Bünyamin Aydın geldi, Les Benjamin'in kurucusu. Vision Talks'larda ilkinde Profesör Doktor Emre Alkin gelmişti. Ve aynı zamanda yuvarlak masa Circles etkinliklerimiz oluyor. Orada da iş hayatının başında 2-5 sene tecrübeli, iyi firmalarda çalışan, ilham verici hikayesi olan genç profesyonellerle fellowlarımızı buluşturuyoruz. Ama şey olarak bu YouTube yayınını biraz daha bireysel tecrübeler üstüne kurguladık. O yüzden o kısımları pek sormadık. Şimdi Marmara Üniversitesi'nden Sena Adıkutlu'yu sahneye alıyoruz. Sena'cığım hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Ne haber, nasılsın? İyiyim yani, böyle bir etkinlikte olup nasıl iyi olmayabilirim zaten, değil mi? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor İtalya? Güzel gidiyor. Yani yoğun bir süreç geçirdik, yoğun bir online süreç. Onun üzerine hem güzel bir tatil oluyor, hem de bir yandan da bir sosyal sorumluluk projesinin içine yer aldığım için, gönüllülük projesinin. Yani hem insanlara yardımcı oluyorum, hem güzel bir tatil yapıyorum diyebilirim. Süper, tam senlik bir durumun içindesin bence. Bayağı keyif alıyorsundur diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki biraz mentorluk sürecini ve koçluk sürecini dinleyelim senden Sena. Tabii ki, tabii ki. Yani mentorluk süreci sanırım yeni bir liderin en heyecanlandırıcı etkinliklerinden bir tanesi, süreçlerinden bir tanesi aslında. Benim için de ilk genel olarak özetlemem gerekirse, birkaç yıl öncesine dönsek ve deseler ki Sena sen bu önemli insanlarla mentorluk alacaksın diye bir görüşecektim, ben de ya şaka yapıyorsunuz herhalde derdim. Ama şu an gerçekten o insanların deneyimlerinden faydalanmanın ne kadar kıymetli olduğunu biraz daha anlıyorum aslında. Benim lider mentorum, ekranda da izleyicilerimizin gördüğü gibi, Emine Hanım. Emine Hanım zaten Türkiye'deki çoğu insan için çok kıymetli bir isim. Benim için de gerçekten örnek bir rol model, bir kadın olarak özellikle iş hayatında. Yani onun deneyimlerinden faydalanmak, onun benim deneyimlerim üzerinden yorum yapması benim için gerçekten çok kıymetli oluyor görüşmeler. Keza aynı şekilde Özlem Hanım da kendi alanında çok başarılı bir kadın. Ve Özlem Hanım'la ilişkimizde şey bana çok iyi geliyor. Onunla bir telefon kadar uzağım. Onu bana çok iyi hissettiriyor ve aklıma takılan herhangi bir şeyi ona rahatlıkla danışabiliyorum. Semih Bey için de, startup mentorum için de, ya böyle girişimciliği düşünürken hep diyordum ki ben gibi girişimci olsam kesin sosyal etki üzerine çalışırdım ve Impact Hub gibi bir şey kurmak isterdim diyordum kendi kendime bir girişim ve bugün Impact Hub'un kurucusundan mentorluk alıyorum. Yani çok kıymetli.
Koçluk için de Banu Hanım, ya koçluk süreci herkes için çok farklı geçiyor. Çünkü bize düşünüyorduk ki biz kendimizi çok iyi dinliyoruz, biz kendimizi çok iyi biliyoruz. Ama profesyonel bir destek almak aslında kendimizi o kadar bilmediğimizi gösteriyor. Ve ben 20'li yaşlarında kendimi yeniden keşfediyorum Banu Hanım sayesinde. Harika, harika. Çok sevindim böyle güzel katkılar vermesine sürecin sana. Peki Social Leadership Journey kısmında neler yaptın? Biraz o kısımdan bahseder misin bizlere? Tabii ki. Social Leadership Journey herkesin bebeği oldu projeler. Başlamadan önce kimse bu kadar projesine sahipleneceğini düşünmüyordu bence. Ama şu an ya vazgeçilmez bir parçamız bence. Ben 12-17 yaş arasındaki gençlerle çalışıyorum. Online süreç eğitim açısından bütün dünya için zorlu geçti. Ben de düşündüm ki 12-17 yaş arasındaki gençlerin öğretim sürecini destekleyecek bir proje yapabilirim. Yani ileride onların keşke bunu daha önce öğrenseydim demek yerine iyi ki bunu daha önce öğrenmişim demelerini sağlamaya çalışıyorum. Süreç çok iyi geçti. Aslında planladığım zamanı bitirmiştik ama katılımcılarım o kadar istekli ki biraz daha devam edeceğiz gibi duruyor. Projemin adı da Koza Eğitim Modülü. Onları küçük kozalardan nasıl uçacağını bilen kelebeklere yolculuklarında eşlik etmiş oluyorum aslında. Harika, harika. Çok anlamlı bir isim. Sena'cığım, derinleşme süreci nasıl gidiyor? Orada hangi konuyu seçtin? Derinleşmede ben hikaye anlatıcılığını seçtim. Derinleşmenin bize şöyle bir avantajı oluyor, izleyicilerimize de faydalı olsun diye. Ya bu işte modern toplum, hız çağı, hiçbir şeye yetişemiyoruz, kendimize vakit ayıramıyoruz. Ama derinleşme etabı sayesinde hepimiz gerçekten ilgi alanımız olan herhangi bir konu üzerinde çalışma imkanı buluyoruz. Yani zaman ayırmak zorunda kalıyoruz ve bunun sonunda da bizi mutlu etmiş oluyor aslında. Ben hikaye anlatıcılığını seçtim çünkü kadim bilgiler günümüze hep bu yolla aktarıldı ve hikaye anlatmak insanın biraz ihtiyacı sanırım. Şu anda da onun üzerine çalışıyorum. Hazır İtalya'ya gelmişken ben YouTube içeriği üretmeyi planlıyorum ve çok yakında Temmuz ortasında başlıyorum. Eğer takip etmiyorsanız YouTube kanalımı takip edebilirsiniz derinleşme projem için. İtalya'dan çok güzel videolar geliyor açıkçası. Harika, heyecanla bekliyoruz. Peki Sena, son olarak 2022 dönemi için başvurmayı düşünen ya da başvurmuş insanlara, arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? İki küçük tavsiyem var. Öncelikle yani çoğumuz öğrenciyiz ve kendimize bu süreçte bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kattığımız şeyleri de CV'mize yansıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu bilmeliler, yeni bir lider CV'nin çok ötesinde bir platform. Yani CV'ye bir şeyler yazmak için bulunmanın ötesinde. Çünkü biz burada aslında network değil, insan kazanmış oluyoruz. O yüzden eğer onlar da insan kazanmak istiyorlarsa kesinlikle doğru yerdeler. İkinci tavsiyem, çok tavsiye mi bilmiyorum ama yeni gelecek arkadaşlarımız için biz burada çalışma arkadaşı veya iş arkadaşı aramıyoruz. Biz yeni bir lider ailesinin yeni üyelerini arıyoruz. O yüzden eğer hala başvurmadılarsa geç olsun güç olmasın diyorum. Hemen bu yayından sonra başvursunlar. Akıllarına takılan herhangi bir şeyde her zaman bize danışabilirler. Çünkü biz burada bir aileyiz. Harika. Çok güzel sözlerin için. Çok teşekkür ediyorum Sena'cığım. Ben teşekkür ederim. İzninle küçücük başta sana olmak üzere bütün yeni bir lider ailesine bu fırsatı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ileride bizlerin de güzel işler yapacağına inanıyorum. Burada aldığımız eğitimler sayesinde. Orası kesin. Ona inancımız sonsuz. Çok teşekkür ediyoruz Sena. Sana İtalya'da keyifli zamanlar, keyifli projeler diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendine görüşmek üzere. Siz de öyle. Evet, şimdi Top Üniversitesi'nden Ömer Bahadır Orhan geliyor. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk abi. Selamlar, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Orta sahadan pas bekleyen forvet gibiyim. Umutlu ve heyecanlı. Ekranı da yansıtalım. Şu anda oldu sanırım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Yolunda mı her şey? İyi gidiyor abi, her şey gayet. Yoğun ama güzel. Çalışmaya devam, öğrenmeye, gelişmeye devam. Aynı şekilde. Biraz mentorluk görüşmelerin ve koçluk görüşmelerin üzerine başlangıç yapalım istersen. Nasıl gidiyor o tarafta? Tabii ki gördüğünüz üzere 4 farklı mentorumuz var. Mentorum var ve hepsi birbirinden farklı şeyler katıyor. Hepsi birbirinden kıymetli insanlar. Selim Bey, HSBC Türkiye'nin CEO'su, ülke yöneticisi. Kendisi
uluslararası bir firmanın ulusaldaki yönetiminin nasıl yapılacağı ile alakalı çok güzel insight'lar ve bakış açıları kazandırdı bana gerçekten. Bir elektrik elektronik mühendisi olarak da kendisi, ben de bir bilgisayar mühendisiyim aynı zamanda. Bir finans sektöründe nasıl rol alınabileceği ile alakalı çok güzel dersler çıkardım. Bilahare Rüşan Bey de öyle. Kendisi HSBC'nin teknoloji kısmını da yönetiyor. Ondan dolayı kendi alanımla da alakası olduğu için bir sürü soru sorarak çok yeni yetkinlikler kazandırdım. Taner Bey apayrı. Kendisine buradan eğer izliyorsa çok selam söylüyorum. Bence Türkiye'nin gerçekten en kıymetli girişimcilerinden bir tanesi şu an. Ve öğrendiği her şeyi paylaşmaya çok açık. Kendisiyle planlananın çok üzerinde de yoğun bir program geçiriyoruz. Ve Deutsche Bank gibi global bir firmada yaptıkları çalışmaları aktarma konusunda da birçok yetkinlik kazanmış durumdayım. Harika kesinlikle. Ahmet abi kendisinin doktorası yönetim ve organizasyon üzerine. Kendisiyle aslında bu yapı üzerine konuştuk. Organizasyon şemaları ve iş yerindeki insan ilişkileri üzerine çok fazla ders çıkardım kendisinden. Harika diyebilirim her şey. Harika, çok sevindim. Social Leadership Journey kısmında neler yaptın? Biraz o taraftan bahsetmek ister misin Ömer? Tabii ki. Ben de daha öncesinde sosyal sorumluluk projesi kendim en azından başından sonuna kadar yönetimini sağlamamıştım. Ve onun için özel bir şey olsun istedim ve çok araştırma yaptım bu konuyla ilgili olarak. Ve güzel bir konuda bulduğumu düşünüyorum. Ülkemizin biraz geride kaldığı bir konu. Görme engelli vatandaşlarımıza yardım eden rehber köpekler. Avrupa'da ve Amerika'da ilk rehber köpek okulu 1917 ile 1920 arasında kuruluyor. Türkiye'de bununla alakalı ilk resmi dernek 2017'de kuruluyor. Rehber Köpekler Derneği. Arada 100 yıllık bir fark var. Bu konuda 100 yıl geride kaldık diyebiliriz ama çok hızlı bir şekilde bu derneğin de çalışmaları devam ediyor. Ben de özellikle bu alanı seçerek bilinç kazanılması gereken bir alan olduğunu düşündüğüm için bu alanda gerekli iş dünyasındaki insanlara birebir ulaşarak, grup halinde ulaşarak farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çünkü bu köpekler beraber yaşadıkları insanların hayatlarını değiştiriyorlar. Biz de bunlara yardımcı olursak çok güzel bir değer katmış oluruz diye düşünüyorum. Süper. Peki derinleşme kısmında hangi konuyu seçtin? Orası nasıl gidiyor? Derinleşme kısmında aslında uzun zamandır üzerine eğilmek istediğim ve bu konuyla alakalı know-how'ımı biraz daha genişletmek istediğim bir konuyu seçtim. İnovasyon yönetimi ve proje geliştirme süreçleri. Bu alan hem bir yazılımcının hem de gerekse herhangi bir alandaki işte management consultant'tan hatta herhangi bir şekildeki inşaat firmasının kadar bilmesi gereken bir süreç. Bunda da işte Agile ve çeşitli Scrum, Kanban gibi proje geliştirme metodolojileri, inovasyonun doğuşu, inovasyonun nasıl oluştuğuyla alakalı süreçlerin analiz edilmesiyle ilgili çalışıyorum. Bu konuda Taner Bey de çok sağ olsun yönlendirmeler yapıyor. Bu alanla alakalı da bir podcast yapacağım. İki tane ayrı yerde staj yaptım bu alanla ilgili ve hem staj yaptığım yerlerdeki birim müdürlerimi davet etmek isteyeceğim. Hem de bu alanla alakalı Türkiye'den tanınmış insanları davet ederek güzel bir podcast serisi yapmayı planlıyorum. Türkçe kaynakta oldukça az bu konuyla alakalı, yararlı olacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyoruz Ömer'cim. Son olarak Ömer, başvuran arkadaşlarımıza, başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Abi burada çok klasik bir cümle var. Onu değiştirerek söyleyeceğim. Hep derler ya, işte bir kitap okudum hayatım değişti. Yani ben bir kitap okuyup hayatımın değişeceğine inanmazdım ama bir programa girip hayatının değişeceğini söyleseler artık inanırım. Çünkü gerçekten değişti. O kitapta yeni bir lider derneği, o programda yeni bir lider derneği. Gerçekten bir game changer olarak nitelendiriyorum yeni bir lider derneğini hayatımda. Ve aynı zamanda Türkiye'deki sosyal sorumluluk normlarının dışında sizi özel hissettiren, yani genel bir bütünde bir parça olarak size yardım etmiyoruz. Siz genelin içerisinde özel bir parçasınız ve seçilmiş durumdasınız. Bundan dolayı size yardım ediyoruz hissiyatını sonuna kadar hissettiren ve bununla beraber de omuzumuza bir o kadar yük bindiren ve bu yükleri taşıyabilirsek çok daha ileri gitmemizi sağlayacak olan bir yapılanma. Herkesin kesinlikle burada olması veya olmaya çalışması lazım. Sürecin kendisi değerli ve hep kendi aramızda söylediğimiz bir sözle bitirmek istiyorum. Yoldan önce yol arkadaşı gerçekten. Buradaki arkadaşlarım benim en büyük kazanımlarım, mentorlarım en büyük kazanımlarım. Sen en büyük kazanımımızsın. Her şey süper. Herkesi buraya bekliyoruz. Teşekkür ederiz güzel sözlerin için Ömer'cim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diliyorum en kısa zamanda. Yine tekrardan yüz yüze görüşmek dileğiyle. İnşallah. Kendine çok iyi bak Ömer.
Sen de görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nden Onurcan Büyükkalkan geliyor. Merhabalar. Selam Onurcan, ne haber, nasılsın? İyiyim Erşan abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor yolunda mı her şey? İyiyim, stajlarla yoğun bir yaz geçiriyoruz. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, ben de sizinle yoğun bir yaz geçiriyorum. Teşekkürler. Nasıl gidiyor süreçler, mentorluk süreçleri? Dün bir görüşme yaptın. Pazartesi de bir görüşme yapmıştın. Hem mentorluk hem koçluk tarafını dinleyelim senden. Tabii ki. Özellikle ben bir siyaset bilimi öğrencisi olarak iş dünyasına ve özel sektörde özellikle kariyer yönetimine biraz uzak hissediyordum bu mentor görüşmelerimden önce. Fakat bu burada görmüş olduğunuz çok değerli mentorlar sayesinde onların tecrübelerinden yararlanarak kendi açımdan gördüğüm bu açığı kapatıyorum. Ve aslında onların rehberliğinde yeni rotalar çiziyorum diyebilirim. Yani özellikle okulumda da bu süreçte edindiğim bilgiler sonucunda yazılım geliştirme yan dalına da başladım. Aynı zamanda mentorlarımla daha felsefi ve genel konularda tartışıyoruz. Onların da bakış açılarını öğrenmek gerçekten çok ufuk açıcı oluyor diyebilirim. Harika. Koçluk tarafı nasıl geçti peki? Koçluk süreci aslında biraz daha kendinizi keşfetmenize yönelik sürüyor. Yine bu sene boyunca, bu deneyiminiz boyunca yaşadığınız birçok konuda koçunuzla konuşarak destek alabiliyorsunuz. Ben de Görkem Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyorum. Birçok konuda yardımcı oldu. Sadece akademik ya da kariyer açısından değil, sosyal hayatınızda yaşadığınız ya da projelerinizde yaşadığınız olayları da anlatarak hem kendinizi keşfedebiliyorsunuz hem de sorunlarınıza çözüm de bulabiliyorsunuz diyebilirim. Süper. Social Leadership Journey süreci nasıl geçti senin için? Neler yaptın? Oradan da biraz bahseder misin? Anlatayım. Ya aslında burada SLC'de en derin giden ben olabilirim grupta. Yaklaşık 5 sene sürecek bir projeye giriştik. Kesintisiz Eğitim Projesi adında. 8-14 yaş arası çocuklar ve genç profesyoneller için aslında biz burada kaliteli ve ücretsiz online eğitimi erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. 27 kişilik büyük bir ekiple çalışıyoruz. Birçok fon başvurusu da yaptık. Bazılarından olumlu yanıtlar da aldık ve ileride projemizi genişletmeyi planlıyoruz. Aslında Türkiye'nin en büyük ücretsiz eğitim platformunu yaratıyoruz diyebilirim. Bir nevi yerli bir Khan Academy göreceksiniz Lead21'den diyebilirim. Umarız. Biz de çok gurur duyarız, çok mutlu oluruz. Umarız o günleri de görürüz Onurcan. Derinleşme kısmı nasıl gidiyor? Hangi konuyu seçtin? Bahsettiğim gibi ben bir siyaset bilimi öğrencisiyim ve yazılım geliştirme yan dalına da başladım. Bu konuya da ilgi duyuyorum. Bu yüzden derinleşme için ben sosyal bilimlerde büyük verinin kullanımı konusunu seçtim. Türkiye'de daha bu konu yeni yeni gündeme geliyor ama biz özellikle Batı Avrupa'da, Amerika'da bu konunun çokça çalışılmaya başlandığını görüyoruz bu son 10 yılda. Fakat Türkiye'de bu konuya başlangıç için yeterli kaynak olmadığını görüyorum. Dolayısıyla ben de bu konuda bazı YouTube videoları hazırlamayı, hatta belki de eğitimler hazırlamayı düşünüyorum. İnsanların bu konuya ilgisini arttırmak ve belki de bir başlangıç adımı atmalarını sağlamak için diyebilirim. O YouTube videolarını da heyecanla bekliyoruz. Onurcan, peki son olarak programa başvurmayı düşünen, önümüzdeki sene için programa başvurmayı düşünen arkadaşlara söylemek istediklerin nelerdir? Yani ben de ilk başvuracağım zaman aslında böyle dışarıdan çok uzun zaman alan, çok uğraştırıcı bir süreç olarak görüyordum. Hakikaten de öyle, uğraştırıcı, yani kolay değil. Fakat bu yola çıktığınız zaman bu yolun aurası sizi alıp götürüyor diyebilirim. Ve asla yorulduğunuzu hissetmiyorsunuz çünkü bir uğraş gibi, bir iş gibi gelmiyor. Çünkü hayatınızın farklı noktalarında
bu süreci yaşıyorsunuz, deneyimliyorsunuz. O yüzden gerçekten başvurmanızı tavsiye ediyorum. Sizi başvurmaktan alıkoyan şeyler varsa, çekinceleriniz varsa tabii ki yine bana ve diğer arkadaşlarıma sormaktan çekinmeyin, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Harika. Teşekkür ederiz Onurcan, keyifli sohbet için. Bu kısımla birlikte Onurcan'ın da kısmını tamamlamış olduk. Ben de çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak Onurcan. Evet, şimdi Özyeğin Üniversitesi'nden Oğuz Alp Erkovan'ı alıyoruz sahneye. Oğuz Alp, burada mısın? Bağlanıyor Oğuz Alp. Ben de o sırada ekranı yansıtayım. Oğuz Alp henüz bağlanamadı. Bir kez daha alıyoruz kendisini. Alo. Bir internet kopukluğu yaşadım. Hemen geldim. Hiç sorun değil. Ne haber Oğuz Alp? Nasıl gidiyor? İyiyim Erşen abi. Sen nasılsın? İyi, ben de teşekkür ederim. Dönemin ortasına doğru geldik artık. Bu süreçte yaşadıklarımız üstüne birkaç soru yönelteceğim sana Oğuz Alp. Tabii. Ekranımızda sıkıntı yok, tamam. Mentörlük sürecin nasıl gidiyor, koçluk sürecin nasıl gidiyor, onunla başlayalım istersen. Tabii. Burada gördüğünüz gibi zaten farklı mentorlarımız var. Lider, üst düzey, startup ve profesyonel koç olmak üzere. Burada ben hepsinden ayrı ayrı bahsetmek istiyorum. Çünkü hepsiyle ayrı bir süreç yürütüyoruz. Lider mentorum olan Ümit Bey'le genelde daha çok iş hayatı ve sosyal hayat dengesi üzerine konuşuyoruz. Yani biraz da işin felsefik boyutundayız. Ben daha doğrusu bu alanda sorular soruyorum. Çünkü benim en çok önem verdiğim şeylerden biri de ne yaparsam yapayım bunu verimli bir şekilde yapabilmek ve hem iş hayatında hem sosyal hayatta mutlu bir hayat sürebilmenin dengeden geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden kendisi bu dengeyi nasıl sağlıyor, iş hayatında başarılı olabilmek için neler yapıyor, genelde bunun üzerine daha felsefik şeyler konuşuyoruz. Alparslan Bey ile ise işte bu felsefenin iş hayatı kısmına daha çok odaklanıyoruz. Yani bu alanda yaptıkları kendi kariyer yolculuğu ve onun kariyer yolculuğundan ben neler çıkartabilirim? Kendi yolumda Alparslan Bey'in tecrübelerinden nasıl faydalanabilirim? Genelde bunun üzerine konuşuyoruz. Orhan Bey'le sık sık görüşmelerimiz oluyor aslında. Orhan Bey'le görüşmelerde de bu startup ve kurumsal hayat dengesi, aslında ben burada tam bir karar verebilmiş değilim. Hani startup'ta mı çalışmak istiyorum, kurumsalda mı? İkisinin farkları, avantajları neler? Ve kendisi startup'ında nasıl bir çalışma stili benimsiyor? Startup'larda nasıl bir kültür var? Genelde bunun üzerine konuşmalar yapıyoruz. Benim sorularım üzerinden ilerliyoruz genelde. Sinem Hanım'laysa da aslında yine bu işin felsefesini konuştuğumuz bir süreç ilerliyor. Daha doğrusu ilerledi. Benim ne istediğime karar vermemde çok faydası oldu profesyonel koç görüşmelerinin. Burada da yine Sinem Hanım'la daha çok şey konuşmuştuk. Benim iş hayatında neler yapmak istediğimi, gerçekten istiyor muyum? Yani ne alanda çalışmak istiyorum? Bunun üzerine konuşmuştuk. Orada da karar vermemde, bir yol oluşturmamda çok katkısı oldu bana. Harika. Peki Social Leadership Journey kısmında neler yaptın? Nasıl geçti senin için? O kısımdan biraz bahseder misin Uzay? Tabii. Orada ben hedef kitle olarak üniversiteye yeni girişli öğrencileri aldım kendime. Daha doğrusu Özyeğin'e yeni girişli öğrencileri. Burada da aslında hedefim şuydu.
Yeni girişli öğrenciler okulu pandemiden dolayı hiç görememesi sebebiyle hem bir sosyalleşme problemi yaşadılar hem de bir okula aidiyet problemi ortaya çıktı. Yani öz yiğinli olmak ne demek dediğimiz zaman bir cevap veremiyorlardı. Burada bu açığı biraz olsun kapatabilmek, yardımcı olabilmek için Özücem adında bir aslında jam session'ı düzenlemeye karar verdik. Burada da yeni girişli öğrencilerin hem arkadaş edinebilmesi, sosyalleşebilmesi hem de öz yiğin olan aidiyetlerinin artması için bir takım etkinlikler serisi düzenledik. Burada bu sürecin bana en kattığı en büyük şey aslında bir işi uçtan uca halledebilmekti. Yani daha önce elbette sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım ama baştan sona yürüttüğüm bir proje olmamıştı. Bu noktada işte bu işin hem planlaması, etkinliğinin yürütülmesi, tanıtımı, işbirlikleri, fonları, bütçesi gibi her alanda benim yürüttüğüm bir süreç oldu. Bu alanda bana uçtan uca iş yürütme becerisi konusunda çok katkı sağladı. Süper. Üniversitene yaptığın bu katkıdan dolayı tebrik ediyorum seni Ozan. Teşekkür ederim. Derinleşme süreci nasıl gidiyor? Hangi konuyu seçtin? Derinleşmede ben tiyatro tarihi seçtim. Burada da benim tiyatrodan kazandığım çok büyük faydalar oldu. Yani ben sanatın, daha doğrusu tiyatronun toplumun bir aynası, daha doğrusu toplumdaki, sanatçının toplumdaki gördüklerini yansıttığı bir sanat olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da buradan kazanabileceğim çok fazla çıkarım oluyor. Hem tiyatro akımları hem de tiyatro metinleri çok ilgimi çekiyor ve buradan hem sosyal hayatımda hem iş hayatımda sık sık faydalandığım oldu. Bu yüzden bu alanda daha çok bilgi edinebilmek için de tiyatro tarihi seçtim. Bunu da podcast olarak ürünleştiriyorum. Şu an hala hazırlıkları devam ediyor. Hatta ilk bölümü çektim sayılır. Yakın zamanda bir tiyatro tarihi podcast ile çıkacağım karşınıza. Harika, süper, heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Özel, başvurmayı düşünen, bu programın önümüzdeki dönemki sürecine başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza tavsiyen, mesajın ne olur? Şöyle, ben kendi deneyimlerim üzerinden bir sonuca varmak istiyorum aslında. O da şuydu, bu Lead 21 programı beni gerçekten çok geliştirdi ve daha önceki arkadaşlarım da dediği gibi bir milestone oluyor yani. Gerçekten hayatımın değiştiği programlardan biri. Ama bir o kadar değiştirici olan da Lead 21'e girme süreciydi. Yani bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Ancak bu süreç boyunca yeni bir liderin sorduğu sorular, bizden istedikleri, benim de ne istediğimi anlamamda, ben gerçekten ne yapmak istiyorum, hangi yönde gelişmek istiyorum sorularını kendimi cevaplayabilmemde çok etkili olmuştu. Bu yüzden burada kendi cevaplarını bulmaları, yani samimi cevaplar bulabilmeleri, hem kendini tanımaları adına hem de güçlü bir aday olarak ortaya çıkmaları adına bence çok faydalı olur. Bu yüzden soruları derinlemesine düşünmek ve samimi cevaplar üretebilmek bence çok önemli. Bir de bir şey daha söyleyecek olursam, o da vizyon örtüşmesi olur. Yani ben ne yapmak istiyorum ve yeni bir lider benden ne bekliyor, nasıl bir profil oluşturmak istiyor, bunu örtüştürebilirlerse bence çok daha güzel bir süreç geçirirler. Süper. Ağzına sağlık Ozan. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Evet, şimdi sırada Koç Üniversitesi'nden Meltem Akoğlu var. Meltem'i sahneye alırken arka tarafta ekran görüntüsünü de hazırlayalım. Merhabalar. Merhaba Meltem, ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyi, benden de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, yolunda mı her şey? Bununla sadece bu aralar benim stajım ve research programım biraz çakışıyor. Onun için çok yoğun bir dönemden geçiyorum ama çok keyifli ikisi de. Onun için hiçbir sorun yok yani. Güzel yoğunluklar ya, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Senin nasıl gidiyor mentorluk süreci, koçluk süreci? Biraz bahseder misin bize? Tabii ki de. Ben mentorlarımdan tek tek bahsetmek istiyorum baştan başlayarak. Çünkü hepsinin benim üzerimde farklı bir etkisi oldu. Öncelikle Ahmet Bey zaten çok başarılı bir insan ve hayatı boyunca hep çok başarılı olmuş bir insan. Ve bana kariyer anlamında özellikle benim ilgi duyduğum sustainability, gender equality gibi alanlarda çok yardımcı olan ve her anlamda destek veren birisi. Birebir konuşmalarımızda gerçekten benim istediklerim üzerinden ilerliyoruz ve
inanılmaz güzel mentorluk veriyor bana. Bunun haricinde sadece kariyer anlamında değil, kişisel anlamda da stres yönetimi, zaman yönetimi, iş yaşam dengesi vesaire gibi konularda da çok büyük bir mentorluğunu alıyorum kendisinin ve gerçekten harika gidiyor Ahmet Bey'le süreç ve çok mutlu hissediyorum kendimi Ahmet Bey'le birlikte bir süreç yönettiğim için. Özlem Hanım zaten yine aynı şekilde benim çok ilgilendiğim kurumsal sosyal sorumluluk alanında çok önemli bir isim. Esas Sosyal'in başında ve ben her zaman kurumların sosyal sorumluluk projelerini nasıl yürüttükleri, nasıl hareket ettiklerini vesaire çok merak eden biriydim. Ve Özlem Hanım sayesinde bunu yakından görme fırsatı elde ettim. Eray benim zaten hem koçta olması sebebiyle hem Reflect gibi sürdürülebilir modayı böyle Türkiye'de yaygınlaştıran Reflect'in kurucu ortağı olması sebebiyle çok uzun süredir takip ettiğim birisiydi ve Eray'la eşleşmek benim için gerçekten çok mutluluk verici bir olaydı. Sürdürülebilir moda hakkında sosyal fayda amaçlayan startuplar hakkında vesaire çok güzel bir iletişim kurduk onunla da. Yağmur Hanım zaten benim koçluk sürecim gerçekten en keyif aldığım süreçlerden biri. Çünkü koçluk sürecinde yani hiçbir şey kendime bu şekilde derinden bakabileceğimi, farklı yönlerden görebileceğimi, farklı bir bakış açısı kazanabileceğimi tahmin etmiyordum başlarken aslında. Ama biterken yani hiç bitmesini istememiştim gerçekten. Yağmur Hanım'la inanılmaz güzel bir süreç geçirdik zaten. Ona çok teşekkür ediyorum. Beni bakış açısı anlamında, kendime bakış açısı anlamında çok geliştiren bir süreç oldu koçluk sürecim diyebilirim. Süper, harika. Çok sevindim senin adına. Peki Social Leadership Journey'de ne yaptın? Nasıl gitti o süreç? Oradan biraz bahseder misin? Tabii ki de. Benim Social Leadership Journey projem Break the Norms, Start Writing Codes isimli. İsminden de anlaşılacağı üzere böyle farklı backgroundlardan, farklı yaş gruplarından öğrencileri bir araya getirip onlara aslında 8 haftalık bir süreçte temel yazılım eğitimi vermeyi amaçlıyor. Bu temel yazılım eğitimini verirken aslında çok farklı backgroundlardan, çok farklı bölgelerden, yaş gruplarından gelen öğrencilerin bir arada çalışabilmeleri, birlikte aynı amaç için çabalayabilmeleri ve bir ekip oluşturarak aslında olası herhangi bir ön yargıyı kırabilmelerini ve sosyal uyumlarını geliştirebilmelerini sağlayan bir proje. Bunun yanında eğitimler süresince 4 öğrenciye bir eğitmen düşecek şekilde bir ayarlama yaptık. Ve bu eğitmenler aslında sadece eğitim vermek dışında öğrencilerin hepsine hem sosyal anlamda hem akademi anlamında mentorluk da sağlıyorlar. Bu şekilde ilerleyen bir proje şu anda. Harika, çok güzel. Peki derinleşme kısmında hangi konuyu seçtin Meltem? Orası nasıl gidiyor? Derinleşme beni en çok düşündüren projelerden biriydi. Çünkü çok değer verdiğim bir projeydi böyle bir şeye odaklanıp onun derinlemesine incelemek. Sonrasında ekranda da görebileceğiniz gibi ben uluslararası ilişkiler ve medya ve görsel sanatlar okuyorum. Bu çok yaygın bir çift anadal programı değil. Ama benim iki tutkumu da birleştiren bir çift anadal programı aslında. Çünkü ben uluslararası ilişkilerde öğrendiklerimi medyaya taşımak ve o yolla insanlara yaymak istiyorum. Bunun için de derinleşme etabında yine buna benzer bir şeyi seçtim ve Türkiye toplumunu filmler aracılığıyla tanımak olarak belirledim. Şu an çalışmalarım devam ediyor, makaleler okuyorum bunun üzerine. Yakın bir zamanda da bir Spotify'da bir podcast serisi çıkarmaya başlayacağım. Oldukça heyecan verici bir konu. Ben de takipteyim. Peki son kısımda Meltem, başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza vermek istediğim bir tavsiye ya da mesaj olur mu? Tabii ki de. Şunu söyleyebilirim. Biraz önce de arkadaşlarımın aslında hepsinin söylediği gibi başvururken çok büyük çekinceleriniz olabiliyor. Hem başvuru süreciyle ilgili hem yeni Lead 21 programı hakkında. Ama başvuru süreci zaten sizi başlı başına geliştiren ve size çok şey öğreten bir süreç. O süreçte de bence o 6 aylık süreçte gerçekten kendinizi tanıyıp farklı şeylere odaklanmanızı sağlayan bir süreç oluyor. Ve orada da bence çok farklı insanlarla tanışıp büyük bir network edinebiliyorsunuz. Bunun haricinde süreç içerisinde ise o kadar farklı perspektiflere sahip olan, farklı başarılara sahip olan insanla bir araya geliyorsunuz ki hem kendi gelişimimiz açısından hem de böyle
farklı insanlara etki etme açısından çok değerli bir süreç haline geliyor bu. Yani burada gerçekten çok fazla kendinizi geliştirebilir, farklı bakış açısı kazanabilir ve hem kendiniz için hem de başkaları için çok fazla şey yapabilirsiniz. Onun için böyle bulmakta zorlandığınız motivasyon olursa bunları düşünerek bence kendinizi motive edin. Sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Harika. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz Meltem. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kendine abi. İyi akşamlar. Sen de aynı şekilde. Evet, yine Koç Üniversitesi'nde devam ediyoruz. Mahmut Kurt sahneye geliyor. O kısımda da ben hemen artık planı bir... Motivasyon olursa bunları düşünerek bence kendim. Mahmut, selam. Selam. Nasılsın abi? İyidir, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor girişimin, hayatın yolunda mı her şey? Süper gidiyor abi, zaten günün büyük bir çoğunluğu ofiste oluyorum. Bugün de arkadaşlarımla görüşmek için döndüm eve. Öyle yani. Güzel gidiyor yani. Yoğun ama tatlı bir yoğunluk aslında. Süper süper, harika. Mentörlük sürecin nasıl gidiyor? Koçluk kısmın nasıl geçti? Bunlar üstüne konuşalım istersen biraz. Hemen bahsedeyim abi. Benim aslında iki mentorum şu an Türkiye'nin, hatta üç mentorum diyeyim. Önce Getir, sonra da Meditopya'dan bahsedeyim. Getir zaten Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve en iyi startuplarından bir tanesi şu an. Ve mentorlarımdan tek tek bahsetmem gerekirse Serkan Bey benim yürümek istediğim yolun aslında sonunda duran Türkiye'nin en büyük exitlerinden birini gerçekleştirmiş. Çok kıymetli bir girişimci. Kendisiyle şu ana kadar sadece bir kere görüştük ama o görüşme bile yani ufkuma inanılmaz açtı. İnanılmaz şeyler kattı bana. Bir sonraki görüşmeyi deyip de çekiyorum açıkçası. Emre abi de aslında girişimcilik background'ı olan biraz daha işin ürün ve teknik tarafına hakim olan bir isim. Ben zaten hani küçük yaşımdan beri girişimciliğe ilgisi olan ve teknoloji tarafında işler yapmak isteyen birisi olarak Emre abiyi darlıyorum aslında. Hani Emre abi şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor gibisinden. Kendisi de bana çok güzel yol gösteriyor. Çok kıymetli şeyler öğretiyor aslında. Berk abi de Meditopya'nın kurucusu. Tıpkı Getir gibi Meditopya'da hani benim keyifle kullandığım ve aslında hızla büyüyen kıymetli startuplardan bir tanesi. Berk abiyle yalnızca iş ve girişimcilik özelini değil aslında insanın bu yolculukta psikolojisini nasıl sağlam tutabileceğini ve bu yolculuk boyunca karşılaşabileceği her türlü olaya nasıl reaksiyon vermesi gerektiğini konuşuyoruz daha çok. O da benim için aslında çok farklı bir deneyim oluyor gerçekten girişim tarafında. Herkesten çok daha farklı şeyler öğrenebiliyorum Berk abiden. Koçluk etabında Ayça abla sağ olsun sürecin başından bu yana gerçekten benim eksiklerimi çok doğru tespit edip benim eksiklerime yönelik çok doğru uygulamalar ve çok doğru geri bildirimler veren bir insan oldu. Ben aslında koçluk sürecine en başında biraz ön yargıyla bakıyordum ya nasıl olacak? Acaba hani gerçekten faydalanacak mı ya? Bana faydası olacak bir süreç olacak mı gibisinden düşünüyordum ama gerçekten yani kendinizle ilgili bilmediğiniz şeyleri dahi size yöneltilen sorularla keşfettiğiniz ve aslında kendi eksikliklerin üstüne gidip kendinizi ciddi anlamda geliştirebildiğiniz bir süreç diyeyim. Harika. Güzel katkılarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Ayça Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreci kendisiyle zaten tasarlamıştık koçluk kısmını. Adını da geçirmiş olalım böylece. Social Leadership Journey kısmı nasıl gidiyor Mahmut? Orada neler yaptın? Biraz bahsetmek ister misin? Tabii bahsedeyim. Social Leadership Journey etabında aslında okuduğum bölümle ilgili, hukukla ilgili bir proje yapıyorum. İnsanların günümüz yaşantısında karşılaşabilecekleri basit hukuki problemlerin çözümlerini ve bunların kanuni dayanaklarını aslında herkesin günlük hayatta kullandığı sosyal medya mecralarında görmelerini sağlıyoruz hakkım biliyorum olarak. Bu noktada aslında bence çok kıymetli bir şey. Ben okulda birçok teorik bilgi öğreniyordum hukuk tarafında. Ama bu teorik bilgilerin hayata yansıması, hayata dönüşü ve bir noktada gerçekten insanlara faydalı oluyor oluşu aslında beni çok mutlu ediyor. Ve böyle de bir şey yapmak istiyordum açıkçası.
Güzel de bir ekip kurduk kendimize Hakkım Biliyorum tarafında, hukuk öğrencilerinden oluşan. Yani sürecin devamında blog içerikleriyle ve güzel bir web sitesiyle aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla devam ettirmek istiyoruz projeyi. Süper. Derinleşmede peki hangi konuyu seçtin? O taraf nasıl devam ediyor? Abi derinleşmede aslında hem dediğim gibi okuduğum bölüm olan hukukla hem de ilgi alanım olan teknoloji ve girişimcilik tarafını birazcık bağlamak istedim. Çünkü o alan benim çok ilgimi çekiyor ve Türkiye'de de çok çok yeni bir alan. Dünyada da çok yeni bir alan aslında. Yani benim derinleşme konum hukuk teknolojileri. Ve bu noktada işte şu an devamlı kaynak tüketiyorum. Okuldaki hocalarıma da sürekli danışıyorum. Ne okuyabilirim, ne yapabilirim gibisinden. Bu kaynakları tükettikten sonra da çok güzel bir blog serisine başlamayı düşünüyorum aslında. Hani Türkiye'de de çok yeni bir alan olduğu için insanları bilgilendirecek, aynı zamanda benim de yazarken öğreneceğim bir şey oluyor aslında. O yüzden hukuk teknolojileri bayağı ilgimi çekiyor. Şu anda çok mutluyum bunun üzerine gitmiş olmaktan dolayı. Evet, umarım oldukça fazla fayda görürsün bu yolculuğun sonunda derinleşme kısmında. Peki son olarak Mahmut, bu programa başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza vereceğin tavsiyeler neler olur? Abi şöyle, diğer arkadaşlarımın da bahsettiği gibi program yani programın başvuru süreci biraz uzun. Ama bu süreç kesinlikle günün sonunda değiyor. Çünkü tanıştığınız bir insan, ondan duyduğunuz bir söz gerçekten hayatınızı bambaşka bir rotaya sokabiliyor. Yeni bir lider de gerçekten yani bize bunu sunuyor aslında. Bizi çok insanla tanıştırıyor. Zaten arkadaşlarımın da bahsettiği gibi en büyük kazanım bir noktada da 21 kişinin birbirini tanıması oluyor. Çünkü hepimiz çok hevesli, bir şeyler yapmak isteyen, bir şeylerin peşinden koşan insanlarız. Ve hepimizin bambaşka hayalleri, bambaşka istekleri, kariyer yolculukları var. Bu noktada sizin gibi düşünen insanlarla bir arada olmanız gerçekten çok faydalı oluyor. Başvuran kişilere de şöyle bir tavsiyem olabilir. Başvuru sürecinde yaratıcı olmak bence çok önemli. Farklı düşünmek çok önemli. Ve gerçekten yaptığınız aşamada, o aşamaya vakit ayırarak, temiz kafayla düşünerek o aşamayı aslında tamamlamak bence çok önemli. Bu şekilde düşünüyorum abi. Çok teşekkür ederiz Mahmut. Rica ederim abi. Neden? Bu kısımla birlikte Mahmut'un da kısmını tamamlamış olduk. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Abi. Kendine çok iyi bak. Evet, şimdi Özyeğin Üniversitesi'nden Ece Doğaner geliyor. Evet, selam Ece. Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor iş hayatın? Çok zor. Ben şu anda bir otelde çalışıyorum. Otel, restoran ve bugün en yoğun günümüz. 190 kişi var şu an burada ve ben tabii ki de derneğim için kaçtım geldim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür ederiz Ece zaman ayırdığın için. O zaman hızlıca sorularımıza geçelim. Nasıl gidiyor mentorluk görüşmelerin, koçluk görüşmelerin? Biraz bahseder misin bize? Mentorluğun görüşmelerim harika geçiyor. İstiyorsanız böyle tek tek herkes hakkında ufak iki cümle söyleyeyim. Ben zaten burada çalışmaya başladığımda İzzet Bey'le tanışmıştım 3 yıl önce. Ve bana derneği o önermişti, böyle böyle bir dernek var diye. Ve ben 2 yıl boyunca zorlu bir süreçten sonra ilk yılımda alınmamıştım. Kabul edilmemiştim 21 kişiye. Bu yılın sonunda başardım ve şansa da İzzet Bey mentorum oldu. O yüzden çok ama çok mutluyum ve benim için daha manevi ve özel bir anlamım var. Yani İzzet Bey'i ben zaten idol olarak görüyordum. O yüzden şu anda onunla oturabilmek, sohbet edebilmek, onun tavsiyelerini dinleyebilmek benim için çok değerli. Bir de İzzet Bey bizle yüz yüze görüşmek istiyor. Yani daha doğrusu benle. Ve o da benim için çok değerli. Onun ofisinde onunla sohbet etmek, bir şeyler paylaşmak gerçekten çığır açıcı oldu. Aynı şekilde Harun Bey de bana her zaman çok yardımcı oldu.
tuttu. Benim turizm olan ilgimi bildik. Beni turizme yönlendirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok güzel tavsiyeler veriyorlar. Aynı şekilde Itır Hanım da benim çok 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 beğendiğim bir sosyal girişimciydi. Ve başta Itır Hanım'ın adını gördükten sonra dedim ki evet, Itır Hoca benim olmalı kesinlikle. Ben bilgide okuyan arkadaşlarımdan çok övgüsünü duyuyordum. O da benim social leadership journey etabım olsun, genel olarak girişimciliğe olan ilgimi 10 kat daha arttırdı. Düşünceleriyle, insanı düşünen projeler yapmasıyla gerçekten o da benim hayatımda çok çok önemli biri oldu. Koçuma gelmem gerekirse de Buket Hanım'la çok derin bir bağ kurduk. Bana gerçekten Sena da bahsetmişti. Yani kendimizin farkında olmadığı şeyler, ya ne ki biz her şeyi biliyoruz tavrımızdan kurtulmamızı sağladı. Gerçekten iyi insan olmanın ötesinde neyi doğru yaptığımızı, neyi çok çok destek oldu. Ve gerçekten günün sonunda bir dost olduk hepsiyle aynı şekilde. Bu insanlar bu kadar yakın ilişkide olabilmek, samimi bağlar kurabilmek de benim için çok değerliydi. Tabii. Yani sizin de payınız büyük bu iletişim, bu frekansını yakalamasında. Sizin de hakkınızı yemeyelim. Teşekkür Peki, ederim. Çok sağ olun. Ece, social leadership journey süreci nasıl gidiyor? Orada neler yaptın? Oradan da bahseder misin biraz? Benim projemden şöyle ufak bahsetmem gerekirse, ben Küçük Esnaf 21 diye bir proje kurdum. Bu pandemi döneminde çok fazla, farkındaysanız, Instagram'da girişimciler türedi. Ben bunu satmak istiyorum, şöyle bir hizmet veriyorum, lütfen beni görün diyen. Çünkü bir sürü insan işini kaybetti. Ve bu süreçte ben de onlara destek olmaya karar verdim. Onların sayfalarını tanıtabileceğim, onlarla müşteriye bir tutabileceğim, bir ilişkiye koyabileceğim bir sayfa kurdum. Instagram sayfası. Ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çünkü onlar bana destek oluyorlar. Onlar yazıyorlar bizi sayfanda paylaşır mısın diye. Ve benim istediğim şey de aslında buydu. Böyle küçük de girişimcileri az da olsa destek olabilmek, hiç satış yapılmasa bile en azından benim sayemde görünmelerini sağlamak, benim sayemde görmeseler bile onları fark ettiğimi anlamaları, onlarla olan ilişkim için beni çok 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 mutlu etti. Evet, belki milyonlarca satış yapılmadı benim sayemde ama insanlar biri bizi görüyor, biri bizi umursuyor dedi ve benim için de tatmin edici nokta buydu açıkçası. O yüzden çok mutluyum Social Leadership Journey etabında böyle bir şeye parmak bastığım için. Size de teşekkür ediyorum. Bizim gerçekten gözümüzü açtınız. Nasıl topluma faydalı olabiliriz, ne yapabiliriz tarafında. Emeğinize sağlık. Peki derinleşme kısmında hangi konuyu seçtin önce? Benim en sevdiğim şeyler böyle coğrafi şeyler. Mesela ben Muğla'ya aşığımdır, İstanbul'a aşığımdır. O yüzden ben de İstanbul'daki semtleri seçmeye karar verdim. Çünkü ben onlara gittiğimde gerçekten oraları yaşıyorum. Oradaki yerel insanlar dedim, İstanbul'u böyle minik minik ülkeler gibi düşünürsek, gerçekten oradaki esnafla iletişim kurabilmek, orada bir çay içebilmek benim için çok değerli. Oranın en güzel yemeğini yemek. Yemek yemeyi de haliyle çok seviyorum. O yüzden benim seçtiğim konu İstanbul semtleriydi. Farklı farklı, böyle gerçekten hani bir Bebek Arnavutköy'den ziyade işte Karagümrük olsun, Fatih olsun, Eminönü olsun. Gerçekten benim esnaflarla bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. Heyecanla bekliyoruz Ece'ciğim. Evet, teşekkür ederim. Peki, son kısımda bu programa başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza vermek istediğim mesaj var mıdır? Varsa dinleyelim. Gerçekten arkadaşlarım da söyledi, bir mihenk taşı bu hayatımızda hepimiz için. En başında ben bu kadar kaliteli, bu kadar tatlı, dünyanın en tatlı 20 insanıyla beraberim. Hep onlara da söylüyorum, onları çok seviyorum. Buradan da beni duyuyorlarsa. Onlarla bir kere arkadaş olabildiğimiz için, birbirimize destek olabildiğimiz için, birbirimizi sürekli geliştirmek, ya bak sen şunu şöyle yap, şunu çok iyi yaptın diyebildiğimiz için öncelikle benim hayatımda bunun önemi gerçekten çok fazla. Arkadaşlık bağları, samimi ilişkiler. O yüzden çok çok mutluyum. Öte yandan bu insanlarla hayatta karşılaşamayacaktım mentorlarımla. Belki hiçbir sosyal sorumluluk projesinde
olamayacaktım. O yüzden gözümü açtığınız için, bu insanlarla beni tanıştırdığınız için zaten derneğimize çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatımız farklı bir noktaya evriliyor. Dernekten önce, dernekten sonra gibi biraz. Ben çok mutluyum böyle bir sürecin içinde olduğum için. Bölümümü etkiledi. Neyi, hangi sektöre ilgi duyduğumu karar verdim. Ne yapmak istediğime karar verdim. Nasıl ilerlemek istediğime karar verdim. Neyi yapmamak istediğime karar verdim. Bunu arkadaşlarımla konuşmama, seninle, aynı şekilde bütün herkes, mentorlarımla da konuşmama bağlıyorum. Ve gerçekten kökten bir değişim en büyük sebebi. Herkesin hayatı bambaşka olacak. Bunu kesinlikle şey yapabilirim. Sürekli birbirimizi görüyoruz, sürekli sohbet ediyoruz. Sürekli mentorlarla iletişim halindeyiz. Bu samimi bağlar, bu ilişkiler ileride hepimizin hatırı, yani kalbimizde olacak. Buna çok eminim. Evet, ben de çok inanıyorum ona açıkçası. Umarım bu şekilde, keyifli bir şekilde devam eder. Ağzına sağlık Gecicim. Çok güzel, internetin de hiç kesilmedi. Bu performansı beklemiyordum açıkçası. Şu an kesildi, sonda kesildi. Aslında ben bir koydayım şu an ama nasıl oldu bilmiyorum. Evimden daha iyiymiş. Gerçekten herkes şaşkındır herhalde. Aynen, bayağı iyi. Hiç, yani şey olmadı. Bir iki yerde ufak dondu ama genel olarak oldukça iyiydi. Teşekkür ediyoruz. İşinden ben teşekkür ediyorum. Seni. Ben işe geri dönüyorum. Herkese öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, şimdi yine Özyeğin Üniversitesi'nden bu sefer Kayra Karlıbel, Endüstri Mühendisliği'nden. Selam Kayra. Selamlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Toplantılardan açık kapalı kalmış mikrofonlu Sonradan fark ettim. Çok güzel, arkada izliyordum bir anda. Ece'nin daha konuşması bitmemişken sen beni bir anda aldın. Böyle bir başlıyoruz oldum. Güzeldi bir şey. Herkes arkada, herkes birbirini destekliyor. Yani çok güzel bir enerji var. Çok güzel şeyler söylendi şu ana kadar. Umarım ben de biraz olsun farklı farklı bakış açıları kazandırabilirim. Süper. Ya ekrana yansıyan şeyde üst düzey yönetici mentörün yok. Onu yapmaya çalışıyorum mailinde. Sonradan eşleştirdiğimiz için. Ama tabii doğru, ki bahsederken ondan da bahsedersin diye tahmin ediyorum. Doğru, Bey'den de bahsederim. Mentorlarla başlıyoruz zaten izlediğim kadarıyla. Tek tek anlatmam gerekirse eğer, biz Burak Bey'le birlikte genel olarak iş hayatını konuşuyoruz. Deren Hanım'la birazcık daha kişisel gelişim kısmındayız. Bunun dışında Okan Bey var. Okan Bey Koroğlu, Kolcuoğlu. Kolcuoğlu, Koroğlu diyorum. Kolcuoğlu yani aslında üç ortağın kurduğu bir avukatlık bürosu diyeyim. Tam böyle hazırlanmamışım. Onu tak diye şey olunca birazcık daha hazırı şey yapmıştım. Ortaklarından biri Okan Bey'di. Onunla da birazcık daha network üzerine ilerliyoruz. Kendisi beni derneklere götüreceğinden bahsetmişti. Çeşitli yemeklere, işte C-level'larla birlikte buluşturacağından bahsetmişti. Bu da benim için çok güzel bir şeydi. Okan Bey'le sadece bir kere görüşme imkanım oldu ama tabii sonradan belli olduğu için. Onun dışında Melike Hanım'la da birlikte, profesyonel koçumla birlikte de aslında doğru sorular sorarak birazcık daha kendimi ve kariyer anlamında birazcık daha hangi basamakları ilerletmem gerektiğiyle ilgili konuştuk. Gerçekten çok verimli bir süreç ilerletiyorum burada. Beklediğimden daha güzel hatta. Burası bu şekilde ilerliyor diyebilirim aslında. Harika. Social Leadership Journey kısmında neler yaptın? Biraz oradan da bahseder misin bize? Social Leadership Journey kısmında benim çok iç acısı çektiğim bir konuya aslında parmak basmak istedim. Bu süre gelen bir şey maalesef. Her üniversite dönemindeki, üniversiteye hazırlık dönemindeki arkadaşlarımız belli bir noktadan sonra ya yoruluyor, ya toplum baskısı altında kalıyor. Ya da farklı tercihler yapmak zorunda kalıyor sonuçlarından dolayı. Burada birazcık daha
uzman psikolog da hangi üniversite hangi gelecek bu arada projemin adı. Hangi üniversite hangi gelecek kısmında da uzman psikolog danışmanlığı altında toplum baskısını birazcık azaltarak onlara birazcık daha manevi anlamda destek olmayı amaçladık aslında. Ve çeşitli görüşmeler yaptık sürekli. İstediklerinde bir ablaları oldu arayabilecekleri ve gerçekten streslerini aldığıma dair böyle güzel bir feedback şeyi aldım diyebilirim. Çok güzel bir süreçti. 5 yeni insan girdi hayatıma. İleride de karşılaşırız umarım. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Harika. Derinleşmede peki hangi konuyu seçtin Kayra? Orada neler yapıyorsun? Derinleşme kısmı diğerlerine göre ben birazcık daha kendimi bulmak, kariyer anlamında kendimi bulmak adına 4 farklı konuyu aslında ele aldım. Ben birazcık da kendimi böyle nasıl söyleyebilirim bunu? Hem kurumsal iletişim, hem pazarlama, hem insan kaynakları acaba yazılım mı olsa böyle sürekli bir şey soru işaretleri içerisinde buluyorum kendimi. Bulduk galiba Erşen abi. sürekli bir sorguda buluyorum kendimi. Ben dedim ki bu derinleşme etabı zaten bunun için var. Yani oturayım gerçekten bunun hakkında birazcık düşüneyim. Ve her konu başlığıyla ilgili kendimi içinde bulacağım metinler yazayım. Birazcık daha günlük gibi oluyor aslında ama gene konu özelinde özelleştirilmiş bir şey oluyor. Kendimi bulmamı sağlıyor diyebilirim. Ben de Medium üzerinden yazılarımla Ağustos başında sizlerle olacağım diyeyim. Peki Kaya, son olarak önümüzdeki dönem için programa başvurmaya düşünen arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Orada şöyle bir şey var. Ece de bundan bahsetti. Ben de ikinci defa başvurduğumda katılanlardanım. Ki zaten birinci sınıfları almıyorduk değil mi Erşen abi? Ben birinci sınıfta, Ece de ben de birinci sınıftayken başvurmuştuk. Ama yine de hani bir etap aşamasına gelmiştik. Orada bize bir şans verilmişti yine ama kişilik envanteri miydi? Yanlış demiyorum değil mi? Aynen, kişilik envanteri kısmında iki kere çözdükten sonra pes etmiştim ve demiştim ki yani hani herhalde çıkmayacak, olmayacak. O yüzden girmeyeyim. Sonrasında bir dahaki sene dedim ki hayır, pes etmeyeceğim. Sonuna kadar çözeceğim. 4 kere çözdüm testi ve sonra tekrardan bir aşama oldu. Hani o 4 kere çözmeme rağmen gene bitmemişti süreç. 6 aylık bir zaten uzunca bir süreç var. Gerçekten pes etmememiz gerekiyor ve çok sabretmemiz gerekiyor. Çok fazla kişinin arasından elenip 21 kişi kalıyoruz günün sonunda ve herkesin söylediği gibi çok güzel bir arkadaşlık var içeride. Kesinlikle pes etmemeleri ve Mahmut'un da söylediği gibi kesinlikle çok yaratıcı olmaları gerektiğini düşünüyorum ben de etaplarda. Ağzına sağlık Kaya. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Şimdi sırada İsmail Alp Aydemir var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Alp, buralarda mısın? Buralardayım. Buradayım, selamlar. Ne haber, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor stajın? Güzel gidiyor abi. Otelde kalıyorum şu an. Biraz zor buldum hatta interneti de. Ama güzel gidiyor. Çalışmak için artık gitmeyeceğim yer yok diyorum. Yani. Güzel, güzel bir tecrübe oluyordur muhakkak. Evet, kesinlikle öyle oluyor. Biraz internet sıkıntın da var diye biliyorum. O yüzden direkt konuya girelim. Nasıl gidiyor mentor görüşmeleri, koçluk görüşmeleri? Biraz o kısımdan bahseder misin bize? Güzel gidiyorlar. Tansu Bey'den başlayayım ben de. Buradaki sırayı bozmayayım. İkimizin de aslında ortak bir noktası var. İkimiz de yapay zeka tutkunuyuz. O yüzden güzel bir ortak paydada buluşabildik Tansu Bey'le. Ama mentorluk görüşmemizde biraz daha ekip liderliği, bir lider ne olması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor ya da biraz kişisel markadan bahsettik. Ardından
robotik süreç otomasyonuyla UiPath'ten biraz konuştuk. Teknoloji nereye gidiyor, nerelere yatırım yapmak lazım ya da bunları nasıl uygulayabiliriz diye. Hatta sonrasında dernekte de uyguladık. Benim daha önce bulunduğum, daha sonradan bulunduğum ekiplerde de bu UiPath'i kullandım. O yüzden güzel, kendime de güzel şeyler kattım. Hani sadece mentorluk konuştuk bitti olmadı. Somut şeyler de katabildim kendime. O yüzden şanslı olduğumu hissediyorum. Ben marketing konusunda hep kendimi eksik görmüştüm. Anıl Bey tam bu noktada nokta atışı oldu. Hani kendisinin doktorası zaten marketing üzerine. Anıl Bey'le pazara girdikten sonra müşteriyi nasıl büyütebiliriz ya da pazara nasıl girebiliriz konusunda konuştuk ve güzel ödevlerim var, makale ödevlerim. Kendisi şöyle söyledi, çok takdir ediyorum bu görüşünde. Mentorluk bir taraftan bir tarafa olan bir şey değil, karşılıklı bir şeydi. Bir sonraki görüşümüzde sen bana bir şeyler anlatacaksın dedi. O yüzden o tarafta güzel gidiyor, kendim bilmediğim konularda yetiştiriyorum. Tansu Bey'den bahsederken tutkum yapay zeka olduğundan bahsetmiştim. Üniversitenin ilk senesinde bir startup'a başvurmak için aslında yapay zeka kavramıyla tanıştım. Bu startup da Vircon Group'tu. Mümtaz Bey de Vircon Group'un kurucu ortağı. O yüzden benim için yeri çok ayrı Mümtaz Bey. Çünkü şu an kariyerimi bu noktada kurmak istiyorum, bu şekilde kurmak istiyorum. Ve kendisinin şu an mentor olması gerçekten çok kıymetli. Mümtaz Bey'le de benim uzun zamandır biraz problem yaşadığım co-founder bulma, startup'ı kurarken kimle beraber kuracağım, ilk ekibi nasıl oluşturacağım sorusunu tartışıyoruz aslında. O yüzden çok kıymetli. Koçluk etabında da ben şöyle söylemek istiyorum. Biraz çekingendim aslında. Hani gerçekten nasıl olacak bilmiyordum. Hatta ilk seansımızdan sonra çok da bir şey olmadı gibi geldi. Ama ikinci seansımızda hepimiz çok yoğunuz. Çok koşturmacı içerisindeyiz sürekli. İkinci seansımızda Serap Hanım şöyle bir soru sordu bana. Çok basit. Geçtiğiniz ay ne yaptın dedi. 3 dakika cevap veremedim. Ve bu koşturmacada aslında kendimize hiç sorular sormadığımızı, dinlemediğimizi fark ettim. Ondan sonra bakışım değişti biraz daha koştuk hesabına. Yani kendimizi dinlediğimiz, bir tık daha sorular sorabildiğimiz bir hale geldi. O yüzden koştuk etabı da bu şekilde güzel geçiyor herkeste. Süper. Ya şeyin detayı, Mümtaz Bey bizim D21 birinci dönem temsilcilerimizden. Bugün startup mentor olarak sağ olsun bizim ekosistemimize, bizim gençlerimize, fellowlarımıza destek oluyor. Umut ediyoruz. İlerleyen süreçlerde Halim seni de bu süreçlerin içinde destekçimiz olarak göreceğiz. Ben de öyle umuyorum. Peki Social Leadership Journey kısmı nasıl gitti? Oradan bahsetmek ister misin bize? İsterim tabii ki. Onun hikayesiyle başlamak isterim aslında. Pandemi başında ben de herkes gibi biraz böyle online oyunlara kaydım. Birkaç ay online oyun oynadığım bir dönem oldu. Şunu fark ettim. Gece geç saatte oyuna giriyoruz. Çok küçük yaşta çocuklar oyundalar ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar. O takımdaki insanlardan onlar da siber zorbalık yapıyor o yaşlarda ve bir şey demeye başladım. Ya böyle olmaması lazım. Bu, yani bir yerde bir problem var demeye başladım. Ben de bu problemi çözmek için en azından dokunabilmek için o insanlara siber zorbasız dijital diye bir siber zorbalık projesi. Siber zorbalıkla mücadele projesi başlattım. Bu projede de ilk etapta ilkokul sonrasında da ortaokul yaş grubundaki öğrencilere siber zorbalıktan kaçınma, kendi haklarını arama konularında farkındalık eğitimleri verdik. İki tane danışman arkadaşımla, psikolojik danışman arkadaşımla bu projeyi ilerletiyoruz şu an. Orası da güzel gidiyor. İlk ürünümüzü verdik, okullara gidip sunumlar yaptık. Şimdi ilerleyen etaplardaki hedefim de projeyi biraz daha sürdürülebilir hale getirip kendi kendine yürütecek bir şekilde noktalandırmak istiyorum aslında. Peki, süper. Derinleşme kısmı... Ne yapıyorsun? Hangi konuyu seçtin? Nasıl geçiyor senin için? Ben elektronik müzikle kayıt teknikleri konusunu seçtim. Çok uzun yıllardır ben müzikle uğraşıyorum. Bir bulvar adında bir grubum var. Ve artık hobiden ziyade işe dönüşmeye başladı. Böyle olunca da yeni şeyler katamamaya, yeni şeyler deneyememeye başladım. O yüzden derinleşme etabı tam nokta atışı oldu benim için. Ve dedim ki ben elektronik müziğe girmek istiyorum. O zaman bu konuda bir şeyler yapabilirim deyip elektronik müziği seçtim. Aynı zamanda kayıt tekniklerinde de müziği de dinliyoruz ama her şeyi fark edemiyoruz dinlerken bazı frekansları. Bu kayıt anlamında çok önemli bir nokta. Bu şekilde hani dinleyebileceğim, elektronik müzikle alakalı bir şeyler araştırıp keşfedebileceğim, yapabileceğim, biraz daha konfor alanından çıkabileceğim proje olsun istedim. Hem o tarafa faydası olsun, hem benim gelişimime faydası olsun diye bu konuyu seçtim. Elektronik müzik üzerine değinmeye çalışıyorum. Peki Alp, programa başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza, gençlerimize vermek istediğin öneriler, tavsiyeler olur mu? Varsa nelerdir? Şunu diyebilirim. Zaten eğer başvurdularsa doğru yoldalar. Ya da burayı izleyip başvurmayı düşünüyorlarsa gene doğru yoldalar. Ama şunu da söylemek lazım. Ben ikinci senemde seçilebildim.
Ama benim birinci sınıfta olduğum için değil, ikinci sınıftaydım. Seçilebilirdim. Bireysel mülakat hesabına kadar geldim. Mülakatı gerçekleştirdik. Olmadı. İyi ki de olmadı diyorum. Çünkü şunu fark ettim gerçekten mülakattan sonra. Çok eksiğim varmış. Eksiklerimi gördüm bu süreçte. Ve bu bir sene biraz bunların üzerine eğildim. İkinci senede de zaten süreci bir kez gördüğüm için daha rahat bir şekilde grup mülakatına gelebildim bu sefer. Grup mülakatında da şöyle bir şey oluyor. 42 kişilik bir ekip. İki gün sürdü bizim dönemimizde ve gerçekten psikolojik savaş veriyorduk orada. Çünkü 42 kişi, herkes birbirinden başarılı, herkes çok iyi konuşuyor. Yani gerçekten bir savaş meydanı gibiydi orası. Çok güzel bir kas gelişiyor ve o etaptan sonra hani şunu diyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bir staj başvurusunda da herhangi bir yerde biri grup mülakat dediğinde tamam hallederiz diyebiliyorsunuz. Bu özgüven gerçekten iyi oluyor, öyle mülakat görmek. Seçildikten sonra da zaten hani burada tekrarlamama gerek yok. İçerideki insanlar, birbirlerine destek oluş derneği, bizim arkamızda oluşu yani bir insan hızlandırıcı gibi aslında yeni bir lider derneğinin program. O yüzden kesinlikle hiç düşünmesinler, başvursunlar. Sadece seçilemeyeceklerini düşünüyorlarsa dahi, mesela birinci sınıftalarsa ya da ben bir sonraki sene başvuracağım diyorlarsa gene de başvursunlar, süreci görsünler diyorum. Çünkü düşününce zaten 21 kişi seçiliyor. O yüzden ikinci defada başvurmakta da bir problem yok. Ben başladığım için seçildim diyorum. Süper, aynen. İlk dönem mülakatı da buna kadar gelmişti. İkinci dönemde sonuna kadar gelebildi. Öyle bir soru da vardı hatta son etabı soran yorum kısmında görmüştüm. Ona da bir cevap oldu. Güzel oldu. Ağzına sağlık Alp. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biliyorum biraz internet bağlantı sıkıntım vardı. Ona rağmen anlayış gösterdin, katıldın. Teşekkür ediyorum kardeşim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Evet, şimdi Galatasaray Üniversitesi'nden Emirhan Kınataş bizimle olacak. Merhaba. Emirhan, selam, ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyidir. Nasıl gidiyor İtalya? Ben Polonya'dayım. Polonya'ya mı geçtin? Evet, geçen buluşmada İtalya'daydım. Şu an iyi gidiyor her şey, çok sağ olasın. Süper. Mentörlük sürecin nasıl gidiyor peki, koçluk sürecin? Biraz onlardan da bahseder misin? Tabii. Ya bana göre mentörlük süreci yeni bir lider ruhunu en çok yansıtan kısım. Çünkü başarıların çok büyük bir kısmı insanlarla tanışarak, ekiplerle birleşerek ve diğer insanların tecrübelerinden yararlanarak oluyor. Ve çok az insanın, özellikle Türkiye'de çok az insanın böyle başarılı insanlarla buluşabilecekleri bir çevresi var. O yüzden yeni bir lider bize burada bu insanlarla buluşma şansını veriyor. Benim de kitaplarını okuduğum, liderliğini de çok özendiğim Çağatay Bey lider mentorum. O yüzden hani kitabını okuyup birçok aklımda sorunun oluştuğu biriyle birinden mentorluk almak benim için çok keyifli bir süreç haline geliyor. Yine Berrak Hanım, yine Esas Holding'de kurumsal iletişim direktörü. Ben bir siyaset bilimi öğrencisiyim ve bana siyasal iletişimle ilgili sürekli ödevler veriyor ve o da beni çok diri tutuyor. Onur Bey ise startup mentorum benim ve ODTÜ siyaset mezunu o da. Dolayısıyla çok benzer bir background'ımız var, arka planımız var. Ama bunun ötesinde o fintech alanında çok başarılı bir şirket kurmuş ve devam ettiriyor. Beni sürekli teknolojiyle ve bu gibi şeylerle düşünmeye zorluyor. Örneğin ben Polonya'da siyaset üzerine bir staj yapıyorum. Ama burada yazdığım makalede teknolojinin girebileceği noktaları onunla konuşurken fark ediyorum ve o bana bu açılardan bile yardımcı oluyor. O yüzden çok değerli bir süreç o da. Melika Hanım da benim koçum. Ben bu koçluk işlerine çok sıcak bakmıyordum ve bilmiyordum ve cahilce bir yaklaşımım vardı. Ama Melike Hanım'la konuştuktan sonra gerçekten profesyonel dinlenmenin ne olduğunu anladım. O yüzden o da benim için çok hem önyargılarımı yıkıcı hem de çok çok verimli bir süreçti. Harika, çok sevindim senin adına. Social Leadership Journey sürecin nasıl gidiyor? Orada bir değişiklik yaptın, biraz sonradan gaza bastın ama güzel bir yere doğru evriliyor gördüğüm kadarıyla. Oradan da biraz bahseder misin? Tabii. Ben Hobiathlon diye bir sosyal girişim kurdum.
Burada biz, yani bunun önce biraz hikayesini anlatayım. Ben çok fazla yarışmanın içinde bulundum. Küçükken böyle tekvando, hapkido müsabakalarına katılıyordum. Ve işte madalya peşinde koşuyordum. Ve bu beni çok geliştirdiğini hissediyordum. İşte münazara yapıyorum üniversitede. Ve münazara turnuvalarında o rekabet ortamının beni çok geliştirdiğini hissediyordum. Bunun neden? Yani bu rekabet ortamının iyi bir şey için de kurulabileceğini ve orada büyük faydalar yaratabileceğini düşündüm ve Hobiathlon diye bir sosyal girişim kurdum. Burada biz oyunlaştırmayı katılımcılara dikte ediyoruz. Liseli ve üniversiteli katılımcılar takımlar kurup bizim gösterdiğimiz hedeflerde rekabet ediyorlar. İlk ligimiz de Oyuncak Ligi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir lig başlatıyoruz şu an. Yakında da Hobiathlon üzerinden buradaki katılımcılar da, buradaki izleyiciler de katılabilirler. 10 bin liralık büyük bir ödül vereceğiz ve ihtiyacı olan çocuklar için oyuncak toplamanızı bekleyeceğiz. Buna katılırsanız hem büyük ödülü sahip olabilirsiniz hem de çok fazla fayda yaratabilirsiniz. Bu reklamı da yapmış olayım. Harika. Derinleşmede peki hangi konuyu seçtin Emir Hanım? Ben çatışma çözümünü seçtim. Bence derinleşme etabının en güzel kısmı bizi üretmeye zorlaması. Çünkü çok az üretimde bulunuyoruz. Genelde hep tüketiyoruz, öğreniyoruz akademide ya da dışarıda ama çok az şey ortaya, çok az ürün ortaya koyuyoruz. Ben şu ana kadar sizin yönlendirmelerinizle iki önemli yazı ortaya çıkardım. Birinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz üzerindeki anlaşmazlığını yazdım. İkincisinde de şu an yine bulunduğum stajları da birleştirerek Polonya, Rusya ve Türkiye arasındaki bizim onları SİHA satmamızdan kaynaklanan gerilimi yazıyorum. Ve böyle iki güzel ürün ortaya koyuyorum. Daha fazlasını da koyacağım. Bunları da Medium blogunda paylaşıyor olacağım. Tamamlanınca ve biraz ortaya çıkınca. O yüzden bu ürünü ortaya koyma süreci de bence çok faydalı geçiyor. Süper, çok sevindim. Son olarak Emirhan, bu programa başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza ne demek istersin, neler demek istersin? Buraya çok fazla vakit veriyorsunuz öncelikle. Eğer kazanırsanız, içeri girebilirseniz. Ama buradaki herkes o vaktin çok farkında. Yani vaktin kıymetinin çok farkında. O yüzden programa katılan insanlar da çok dolu dolu bunun geçmesi için çaba sarf ediyorlar. Erşen abi ve dernek de böyle. O yüzden burada geçirdiğiniz vakit çok kıymetli ve verimli oluyor. İkincisi buradaki tüm ekip arkadaşlarınız, en azından benim dönemim için böyle, çok motive insanlar ve sizi hiç böyle ikincili düşüncelere, şüphelere yönlendirmiyorlar. Yaptığınız işin kıymetine farkında oluyorsunuz. O yüzden de çok motive hissediyorsunuz. Dolayısıyla buraya bence benim size tavsiyem bu çok iyi ortama girmek için güzel bir başvuru süreci geçirmeniz ve o özverili süreci çok emek vererek, iyi bir başvuru hazırlayarak ve umarım hepiniz, yani bir kısmınız içeri gelerek tamamlarsınız. Tavsiyem bu. Çok teşekkür ederiz Emirhan. Ağzına sağlık. Keyifli vakitler diliyorum Polonya'da sana. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine görüşmek çok iyi bak. Evet, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden Arda Ulutürk'ü alacağız sahneye. Merhaba. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Sesim geliyordu. Geliyor. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şöyle ekranı da yansıttık sanırım, bir bakalım. Aynen, tamam. Sessiz bir yer buldun, hemen bağlayalım dedik seni Arda. Evet. Teşekkür. Başlıyorum o zaman. Aynen, süreci dinleyelim senden. Mentörlük, koçluk nasıl geçiyor? Tamamdır. İlk başta programdan girişinden itibaren şöyle bir olumlu bir şeyden bahsetmekle başlamak istiyorum. Bu programda aslında koçlar ve mentorlarımız bizim kendi gelişimimiz için ve bu programda bunun diğer 20 arkadaşım benim eksik yönlerimi fark etmeme ve kendimi daha iyi geliştirmeme fırsat verdiler. O yüzden hem sizlere hem de onlara çok teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Mentorlarıma gelirse ilk başta Kıvanç Bey benim lider mentorum.
gelecekte ben yenilebilir enerji ve enerji sektöründe çalışmalar yapmak ve bu alanda yeni ürünler ortaya koymak istiyorum. Bu alanda Kıvanç Bey beni farklı alanda geliştiriyor ve sektörü daha iyi tanımamı, kendime nasıl geliştireceğimle alakalı yol gösteriyor. Bu şekilde ilk 3 aydır kendimi bu alanlarda iyi bir gelişme kaydettim. Seval Hanım Sabancı'nın İK direktörü. Kendisi özellikle benim kariyer planlamamda ve iş hayatında gerekli olacak özelliklere dair fikirler ve ödevler veriyor. Bu ödevleri yaparken kendimde daha farkındalık oluşturmamı sağladı ve bu yolda aslında yaptığım projelerde farkındalık oluşturdu. Hasan Zafer Bey startup mentorum. Kendisi özellikle yazılım alanında bilgili bir mentor ve benim de makine mühendisliği okuyorum ben Boğaziçi'nde ve makine mühendisliğiyle beraber yazılım konusunda da ilgim var. Kendisi bu alanda çok tecrübeli olduğu için çeşitli bu tarz konularda kendisinden bilgi alıyorum. Ve özellikle startuplarda başlarken birisinin tecrübesi çok altın değerinde ve aslında doğruya ulaşmak için iyi insanların tecrübesine ihtiyacımız var. O yüzden onunla olabildiğince sorular sorup gelecekte eğer startup kurarsam kötü şeyler, kötü tecrübeler yaşamamak için onların deneyimlerinden faydalanıyorum. Ayça Hanım da aslında bizim ilişkimiz çok özel. Onunla ilk başta bizim yeni bir lider başvuru programı, başvuru esnasında kişilik test envanteri oluşturuyor ve o envanter üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Bu envanter üzerindeki güçlü yönlerimi benim farkımla varma sağladı ve özellikle geliştirmeye açık yönlerimiz. Mesela empati alanında kendimi nasıl geliştirebileceğime dair tavsiyeler verdi ve bu alanda beni daha geliştirecek tavsiyeler verdi. Ve bu aslında profesyonel koşuk ilk başta diğer mentorluk şeylerine göre etkilemese de bu süreçte beni en çok geliştiren aktivitelerden birisi oldu ve gerçekten de çok memnun kaldım. Ve devam etmem gerekirse bir proje yaptık. Social Journey Leadership. Bu projede ben bir satranç turnuvası düzenledim. Türkiye Satranç Federasyonu ile beraber. Ve bu proje sayesinde bir resmi turnuva düzenledim ve 2 tane kütüphane oluşturmuş oldum. Bu sayede hem yeteneklerimi geliştirdim, yönetim yeteneklerimi hem de aslında kriz anlarında nasıl hızlı karar verebileceğimi gördüm. Bu proje esnasında mentorlarımdan da destek aldım. Mesela Ayça Hanım bir takım görevi üstlendiğimde nasıl yöneticiliği görevi üstlendiğimde nasıl insanla yaklaşmam gerektiğini, az önce bahsettim nasıl daha empatik davranmam gerektiğinden bahsetti. Bu da aslında bu iki alanın ne kadar birbirine yakın, birbirleriyle entegre şekilde gittiğini gösteriyor. Bir de kendi derinleşme alanım var. Bu alanda yenilenebilir enerji sektöründe blockchain teknolojileri. Bu alan için podcast çekmeyi düşünüyorum ve gerekli bilgiler için şu an araştırma sürecindeyim. Kıvanç Bey bana kaynak öneri, çeşitli kaynaklar öneri ve bu kaynakları kullanarak hem bilgime bilgi katıyor hem de aslında ben de bu alanla ilgili insanlar için kaynak oluşturmaya çalışıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Tabii. Derinleşme kısmını biraz daha bahseder misin? Tamamdır. Derinleşme kısmında bizden bir alanda, ilgimiz olduğu bir alanda kaynak oluşturmamızı istediler. Bunlar YouTube olabilir, podcast olabilir, blog şeklinde olabilir. Aslında biraz bizim hayal gücümüze bağlı. Ben de bu alanda bir blockchain teknoloji üzerine araştırma yaparak bunu enerji sektöründeki adaptasyonlarla ilgili araştırma yaptım. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi 4 tane podcast yayınlamayı düşünüyorum. Bunlar sırasıyla ilk başta blockchain teknolojisi, sonra enerji sektörüyle ilgili bilgiler. Sonra ikisini asıl konumuz olan yenilenebilir enerji
sektöründe blockchain teknolojisi ve son podcast'te de değerli bir konumuzu almayı düşünüyorum. İlgisi olan katılımcılar varsa paylaşmayı da düşünüyorum yeni bir lider hesaplarında. Bu şekilde. Tabii. Heyecanla bekliyoruz. Arda, peki son olarak başvurmayı düşünen arkadaşlarımıza vermek istediğin öneriler, tavsiyeler varsa onları da alalım. Tamamdır. Kendiniz olun. Bu süreçte heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ve özellikle 21 kişi alınıyor ama bu süreçteki illa yani seçilip seçilmemekten çok tecrübe etmeye bakın. Her aşama çok değerli ve mesela bir video etabı olmuştu bizim dönemde. Orada kafa yorarken nasıl daha etkili video çekerim, nasıl iyi fikir bulurum derken kendimi çok geliştirdiğimi fark ettim. Açık olmalarını öneririm yeni şeylere ve şimdiden gelecek seneki fellowlara da başarılar dilerim. Çok güzel bir aileye katılacaksınız. Bu şekilde bitirebilirim. Teşekkür ediyoruz Arda. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, şimdi MEF Üniversitesi'nden Aleyna Yılmaz geliyor. Aleyna. Selamlar Ayşen abicim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Vallahi her şey güzel. Edremit'teyim şu anda. İşte Polonyalar, İtalyalar vesaire. Ben ülkemin güzide memleketlerinden birinden bağlanıyorum buraya. Bu şekilde söyleyebilirim. Her şey yolundadır umarım sende de. Aynen, ben de Üsküdar stüdyolarından bağlanıyorum. Kısmet. Yeni bir lider Amerika versiyonuna diye umuyorum. Peki mentor görüşmelerini, koçluk görüşmelerini dinleyelim senden Aleyna. Tamam, kısaca özetleyebilirim. Öncelikle her bir görüşmemde profesyonel koçum hariç en az bir kere bir görüşmemiz sağlandı. İşte Hande ablayla Hakan abi ve Tarkan abiyle en az birer kere görüştük. Ve sonrasında benim hiçbir şekilde ummadığım şekilde işte abla abi konuşmaları, bir anda samimileşmeler ve tamamen o karşıdan karşıya geçen hem benim kendimden onlara katabildiğim hem onların bana deneyimlerini aktarabildiği mutualist bir ilişki aslında ortaya çıktı. İki tarafın birbirini önemsediği ve fikir alışverişleri yapabildiği, geleceğine veya geçmişinden gelen sorunlarıyla beraber çözüm odaklı yaklaşımlar aslında ortaya çıktı. Hande ablayla olan görüşmemiz aslında benim beklediğimden çok çok daha farklıydı. Bu şekilde çok kısa bir özet yapabilirim aslında. Direkt sonuç odaklı, nereden nereye uzanmak istiyorum ve olmak istediğim yer de nasıl olabilirim üstünde bir görüşme yaparken. Hakan abiyle kendisi hem bir tıp doktoru hem de bir mühendis. İkisini aynı anda okumuş birisi. Onunla biraz daha girişimcilik, işte product manager zaten kendisi. Bir ürünün ilerleme süreci, girişimci mindset'i, bunun üstüne konuşuyoruz. Tarkan abi de zaten aynı şekilde. Yani benim bu üç görüşmedeki aldığım kendime en önemli ders, her zaman dersten çalışan bir insan oldum. Bu ilkokuldan beri liseye, oradan üniversiteye geçen süreçte burada da her bir görüşmeme çok hazırlanarak girmiştim. Ve sorduğum sorularla her birinin aslında ya evet bu dediği ve birer şu an ekran yansıyor abicim. Ondan sonra pardon. Evet, aslında her biriyle olan konuşmamızı bu samimiyetle ve önden hazırlanma sayesinde çok etkili geçmişti. Buket Hanım'la 4 görüşme gerçekleştirdik. 4 görüşmenin en başından sonuna kadar özetlemem gerekirse benim kendi kişisel envanterimden çıkan sonuçlarla nasıl daha iyi bir aleyhine olmak istediği yere nasıl varabilirim? 4 adımlık süreçte aslında beraber gerçekleştirmiş olduk şeklinde özetleyebilirim. Dediğim gibi herkesin bu süreçte geliştirmeye açık yönleri oluyor. Daha iyi gelişmiş yönlerinin yanı sıra ve biz de o geliştirmesi gereken yönlere biraz daha odaklandık. Ben bir tık daha soft skill'leri yüksek, işte takım çalışmasına, iletişime daha yatkın bir karakterdim. Bu yüzden strateji, analitik düşünme gibi noktalarda bir tık daha acaba nasıl bu tarafı geliştirebiliriz üzerine yönlenmiştik şeklinde özetleyebilirim.
Bunun dışında Social Leadership Journey kısmında benim bir tık daha aşina olduğum dijital kimlik oluşturma, sosyal medya yönetimi veya sosyal medya hesaplarımızı ne şekilde ilerletmeliyiz noktasında liseli gençlerle buluştuk. Buna ek olarak da şu an acaba gençler neye ihtiyaç duyuyor? Haberlerde gördüğümüz bu siber zorbalık üzerine acaba nasıl bir şey yapabiliriz diye konuştuğumda başka bir arkadaşımla beraber bir işbirliği oluşturarak hem siber zorbalık hem de sosyal medya dijital kimlik yönetimi üzerine bir social leadership journey gerçekleştirdim diyebilirim. Liselilerle buluştuk. 70'ten fazla liseli öğrenciyle bir araya gelip bu konular üstünde bir çalışma gerçekleştirdik şeklinde özetleyebilirim. Bunun dışında derinleşme etabında biraz lüks marka yönetimi üzerine kendimi ilerletmek istiyorum. Benim de biraz kendime örnek aldığım kadın liderlerden Özlem Güsar var. Kendisi lüks marka danışmanı olarak çalışıyor. Ve onun hem blog yönetimi hem kişisel marka yönetimi şeklinde biraz dikkatimi çekiyor. Ben de acaba ondan neler kapabilirim şeklinde biraz ona örnek alıp biraz da kendi yolumu çizerken acaba mücevherler beni ne şekilde heyecanlandırıyor diye düşündüğümde mücevherlerin tarihi ve sosyal nasıl özetleyebilirim? Sosyoloji üzerindeki aslında etkisi, insan tarihi üzerindeki mücevherlerin etkisi üzerine bir çalışma yapmaya karar vermiştim. Bu etapta da şu an hala tüketmeye devam ediyorum üretmek için şeklinde özetleyebilirim. Umarım ben de Ağustos, Eylül ayları içinde kendi Medium yazılarımı hesabımdan yayınlayacağım. Süper. Son olarak zaten hepsini cevapladın Aleyna'cığım, soru bırakmadın bana ama son olarak sormak isterim ki bu sene başvuracak arkadaşlara tavsiyelerin neler olur? Şu şekilde özetleyebilirim. Arda şey demişti, heyecanlanmayın, kendiniz olun. Buradaki kendiniz olun kısmını ben birazcık şöyle açabilirim. Herkes kendini en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor bu etaplarda. Yani on binlerce insan başvuruyor ve bu on binlerce insan her seferinde kendinin en iyi halini ortaya koymaya çalışıyor ve kendini daha iyi anlatmaya çalışıyor. Bu noktada kelimeler çok kuvvetli. Yani şöyle özetleyebilirim, çoğu insan video çekerken çok rahat olabilir örneğin ama siz yazı yazmada daha iyisinizdir benim gibi. Ben yazmada kendimi daha iyi hissediyorum. Bu yüzden ben önce neler söyleyebileceğimi başlar halinde yazmıştım ve sonrasında kelimelere dökmüştüm. Benim videomun bir farklı yanı da ben önce kendimi anlatmıştım ki hayalim, vizyonum biraz daha belli olabilsin. Kelimelerimle, anlattığım, verdiğim cevaplarla sorulara karşı. Bu bağlamda kullandığınız kelimeler, kendinize anlattığınız sıfatlar çok çok değerli ve kıymetli diye düşünüyorum. Her birini önceden acaba şimdi neyle karşılaşabilirim diye düşünmek lazım. Dediğim gibi hep önden çalışmak, gelebilecek sorulara, yani bu sizin son mülakat aşamasında da karşınıza gelebilecek bir soru olabilir. Veya tamamen o 3 soruluk video tabında acaba bana yine gelebilir veya ben önce kendimi nasıl tanımlıyorum noktasında kendimizi, kelimeleri iyi dökebilmek bence buradaki en önemli şey. Hepimiz anlatmayı seviyoruz. Buraya başvuran herkes de eminim konuşmayı seviyor veya bir şekilde paylaşmayı seviyor veya illaki bir yerde bir şey ulaşmaya çalıştığı için yeni bir lidere gelmek istiyor. Bu bağlamda dediğim gibi kendimizi anlatacağız ama kendimizi nasıl en iyi anlatacağınıza çalışmak bence en önemlisi şeklinde özetleyebilirim. Çok teşekkürler Aleyna'cığım. Rica ederim. Çok sağ olun. Herkese bol şans diliyorum. Kendine çok iyi bak. Evet, şimdi Bilkent Üniversitesi'nden Beril Kocamanoğlu geliyor. Beril, burada mısın? Buradayım, geldim. Süper. Ne haber, nasılsın? İyiyim Erşen abi. Ankara'dayım, döndüm. Aynı. Süper. Nasıl gidiyor hayat, yolunda mı her şey? Yolunda, yani güzel gidiyor. Kısa bir tatil yaptım, geldim. Şimdi derinleşme etabı, sosyal sorumluluk, mentorluk görüşmeleri falan böyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Süper, iyidir bu yoğunluk. Sen anlat bakalım, nasıl gidiyor mentorluk görüşmelerin, koçluk görüşmelerin? Ya şöyle, ben mentorluk görüşmeleri için öncelikle şöyle söyleyebilirim. Benim dernekle ilgili, yani birinci sırada neyin var diye soracak olursanız kesinlikle mentorluk görüşmeleri.
Bülent Eczacıbaşı benim zaten idolümdü. Bunu seninle de defalarca konuşmuştuk bu süreçten önce ve benim aslında başvuru sürecimde de en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri buydu. Ben Bülent Bey'in mentorlardan biri olduğunu biliyordum. Bütün mentorlarım çok değerli tabii ki. Hepsiyle ilgili böyle kısa bir iki cümle kurup özetlemek isterim. Bülent Bey'le ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önce bir tanıştık, yani önce sizi iyice bir tanımak istiyorlar ki size spesifik önerilerde bulunabilsinler. Çünkü her birinin kitapları var, programlara çıkıyorlar, gençlere genel olarak tecrübelerini aktarma fırsatları oluyor ama size spesifik olarak o tavsiyelerini verebilmeleri için her biri iyice sizi tanımak istiyor öncelikle. İlk toplantımız böyle tanışmayla geçti. Sonrasında biraz benim kariyer yolculuğumla, ne yapmak istediğimle ilgili konuştuk. Yüksek lisansla ilgili bana ülke, okul bazında bazı önerilerde bulundu. Şimdi ikinci toplantımızı bekliyorum sabırsızlıkla. Eylem Hanım da benim çok örnek aldığım, yine aynı şekilde idol olarak gördüğüm iş insanlarından biri. Sadece kariyer hayatındaki başarıları değil, içinde bulunduğu ve başlattığı sosyal sorumluluk projeleri de çok kıymetli benim için. Öncesinde de çok takip ediyordum zaten kendisini. Kendisiyle de iki toplantı gerçekleştirdik. İlkinde biraz daha böyle tanıştık, daha böyle duygusal bir toplantıydı. İkinci toplantıda benim kariyerimle, okulumla ilgili konuşmaya başladık. Ve kendisiyle şöyle bir karar aldık. Ben bir ekonomi öğrencisiyim ve ekonomide dijitalleşme, iş dünyasında dijitalleşme, artık hani bu Bitcoin vesaire son dönemde çok gündem olan, önemli olan konular. Kendisiyle ben mezun olmadan önce, hatta bu mentorluk süreci, bu bir senelik program bitmeden önce bu konuda iyi bir bilgi birikimim olabilmesi adına yoğunlaşmaya karar verdi. Kendisi bana bazı kaynaklar verdi. Bazı isimlerle beni bir araya getireceğini söyledi. Öyle bir planlama yaptık. Bir sonraki toplantımıza kadar ben o verdiği kaynaklardan bu konuyla ilgili araştırmalarımı, çalışmalarımı tamamlıyorum. Yani gerçekten okul dönemiymiş gibi yoğun bir şekilde onu hazırlayacağım sunum için bir sonraki toplantıya çalışıyorum. Ahmet Onur şöyle, benim aslında bu programdan önce girişimcilikle ilgili herhangi bir düşüncem, herhangi bir aksiyonum vesaire yoktu. O yüzden ilk toplantıya katılmadan önce biraz gergindim. Çok araştırdım. İşte çok Ahmet Bey'in YouTube'daki videolarını vesaire izledim. Çünkü dediğim gibi daha öncesinde bir bilgi birikimim yoktu. Biraz gergindim ama kendisi çok sempatik biri. Bütün mentorlar bu arada öyle. Gergin giriyorsunuz her toplantıya. Tabii ki isimler önemli, isimler olduğu için, ama çok keyifli geçiyor toplantılar. Kendisiyle tanıştık. Girişimcilikle ilgili bana temel bilgileri verdi. Onunla da ikinci toplantımızı bekliyorum. Önümüzdeki ay gerçekleştireceğiz ikinci toplantımızı. Koçluk serüvenim de tamamlandı diğer bütün fellowlarda olduğu gibi. Üzüldüm yani, bitmesine gerçekten üzüldüğüm bir süreçti koçluk süreci. Çünkü sadece eğitim ve kariyer anlamında değil, ben mesela bu pandemi döneminde yaşadığım mental zorluklarla ilgili de kendisiyle sürekli iletişim halindeydim. Ve burada şunun ben altını çizmek istiyorum. Tabii ki bu bir senelik bir program ve bu mentorluklar, bu kariyer koçlukları vesaire bir sene sürebiliyor maksimum, ama o sizin kurduğunuz ilişkiyle sürdürülebilir hale gelebiliyor. Ben mesela şu anda da staj programlarım vesaire için Zuhal Hanım'la sürekli telefonda görüşüyorum. Yani her biri bir telefon kadar uzağımızda bize. O yüzden böyle güzel o süreci de tamamlamış olduk. Yani benim de hayatıma kazandırdığı şeylerden bir tanesi oldu derneğin. Harika, çok sevindim. Peki Social Leadership Journey kısmında neler yaptın? Biraz oradan da bahseder misin bize? Evet, Social Leadership Journey'de ben Bir Dilek Tut Derneği ile birlikte çalışıyorum. 20 tane öğrencim var. 20 tane öğrenciyle birlikte çalışıyorum yani. Öncelikle bir bağış fonu oluşturduk Bir Dilek Tut Derneği'nin internet sitesinde. Kendilerine bir bağış toplamaya başladık bundan yaklaşık 3 ay önce. Ve 10 tane öğrencimizin teknolojik ihtiyaç dileğini gerçekleştirdik şu ana kadar. 11 öğrencimizin gerçekleştirdik. 9 tane öğrenci kaldı. Tablet ve bilgisayar bağışı bu bahsettiğim bağışlar. Aynı zamanda kendileriyle Zoom etkinlikleri yapıyoruz. Bu bahsettiğim öğrenciler sosyal çevrelerinde birazcık daha kısıtlı imkanlara sahip öğrenciler oldukları için bizim bu mentorluk aldığımız isimler gibi ya da önemli iş insanları gibi isimlerle çok bir araya gelme, konuşabilme fırsatları yakalayamıyorlar maalesef. En son PwC'nin
Aktüeryal Hizmetler Direktörünü ağırladık, Devrim Alçın'ı ağırladık. Bu isimlerle onları bir araya getiriyoruz. Hem kariyerleriyle ilgili, çünkü bu öğrenciler 16, 17, 18 yaş öğrenciler, bütün bu 20 öğrencimiz. Hem kendi kariyerleriyle ilgili sorularını soruyorlar, hem biraz ilham oluyor. İşte farklı sektörlerden isimler dinleyebilme fırsatı oluyorlar. Hem kendilerinden hem velilerinden güzel bir geri dönüt aldık bu etkinlikler için. Böyle devam eden bir süreç. Süper. Peki derinleşme kısmına gelirsek, orada hangi konuyu seçtin, hangi alanı seçtin derinleşmek için? Ya benim derinleşmede şöyle oldu. Ben su kirliliği ve su kirliliğine alınabilecek önlemler konusunu seçmiştim. Sonrasında Karaoğlu Peyzaj CEO'su ile birlikte çalışmaya başladık. Ben podcast yayınlama kararı aldım. Kendisini de ağırlayacağım podcastlerimde. Böyle röportaj gibi soru cevap şeklinde bilgilendirme amaçlı podcastler olacak. İlk başta kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. O bana bazı kaynaklar sundu. Çünkü benim de hani bu podcastlere hazırlanabilmem için detaylı bir araştırmaya girmem gerekiyordu. O araştırma süreci tamamlanınca kendisiyle bir toplantı yaptık. Hani podcast'te ne konuşacağız vesaire, o takvimi oluşturabilmemiz için. Bir hafta sonra maalesef müsilaj olayı gerçekleşti. Yani çok enteresan böyle bir tesadüf oldu. Biz de orada hemen bir takvimimizi yenileyip ilk podcast'imizde, ilk bölümümüzde bu konuyu ele almaya karar verdik. Biraz bu tarafa yöneldik. Hem güncel bir şey oldu, hem de önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. O şekilde podcast'lerimi Ağustos ayında yayınlamaya başlayacağım ben de ilk bölümüyle. Süper. Yani şey olarak tabii tatsız bir durum müsilajın yaşanması, evet, ve bunun bir kez olarak değerlendirilmesi, ama bu anlamda sosyal farkındalık anlamında önemli bir alan, güzel olmuş. Peki son olarak Beril, programa başvurmak isteyen arkadaşlarımıza vermek istediğin tavsiyeler, mesajlar neler olur? Yani şöyle, zaten şu ana kadarki bütün arkadaşlarım seçilme sürecinin uzun ve zorlu bir süreç olduğundan, o süreçte pes etmemeleri gerektiğinden bahsettiler. Ben de şunu ekleyebilirim arkadaşlarıma. Bence şu anda sanki seçilmişler, kadroya alınmışlar gibi sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili, derinleşme süreciyle ilgili düşünmeye başlasınlar. Aceleye getirmemeleri gereken konular, yani uzun böyle bir beyin fırtınası yapıp konularına vesaire nasıl ilerleyeceklerini, takvimlerine karar verme sürecini barındıran etaplar bunlar. Hafif hafif bence düşünmeye başlayabilirler sanki seçilmişler gibi. Bu seçilme sürecinde de kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Yani Kayra'nın da bahsettiği gibi pes etmesinler, uzun bir süreç ama inşallah her biri için hayırlısı olur diyeyim. Çok teşekkür ederiz Beril, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz, kendine çok iyi bak. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi Dicle Üniversitesi'nden Baran Curu'yu ağırlayacağız. Baran, hoş geldin. Hoş bulduk abi, selam. Ne haber, nasılsın? İyidir abi, sağ olasın, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Doğru fotoğrafı koydum. Süper. Nasıl gidiyor hayat, yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Koşturmaca aslında. Neşemiz yerinde. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, öğreniyoruz, derinleşiyoruz. Sizleri sormalı, umarım her şey yolundadır. Neşeler daimdir. Neşeler yerinde. Güzel gidiyor her şey. Sizinle birlikte güzel gidiyor. En güzeli o zaten. Evet. Başlayabiliriz sorularımıza. Mentörlük görüşmeleri nasıl geçiyor? Koçluk görüşmeleri nasıl geçiyor? Tabii. Hızlıca giriş yapalım o zaman. Ebru Hanım'la, Melih Bey'le, Kadircan'la ve Sinem Hanım'la aslında çok güzel bir süreç geçirdim ben. Ebru Hanım, Melih Bey ve Kadir Bey'le birlikte her 1,5 ayda bir görüşüyoruz. Böyle bir takvim oluşturduk. Yani aslında her birinin belli bir sınırı vardı, işte 4 veya 5'ti, ama iyi bir etkileşim yakalarsanız bu sayı artabiliyor. Hatta belli bir dinamizm de kazanabiliyor. Ebru Hanım'la ve Melih Bey'le daha çok ortak bir şekilde görüştüğümüz için küresel gösteriş olmayan, popülist yaklaşım olmayan, aksiyon odaklı ve somutçuklu odaklı projelerin süreçleri nasıl yürütüldüğünü konuşuyoruz daha çok. Sosyal mühendislik, nekropolitika, yumuşak güç kavramları üzerinde nasıl çıktı edinilebilir, nasıl projeler geliştirilebilir, sermaye akışı nasıl yönlendirilebilir, ben bunu görmüş oldum onlardan.
Onlar da aslında yeni kuşağın çok gönüllünün, çok donanımlının nasıl ortaya çıktığını, bunun yakın gelecekte ve uzak gelecekte yansımaları neler olacağını görmüş oldular. Böyle bir etkileşim mi oldu? Melih Bey ve Ebru Hanım'ın World Economic Forum yönü de var. Bu konuda da onlardan beslenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda noktaları nasıl birleştireceğim konusunda makro ölçekte nasıl bir yansıma var onu görmüş oldum. Kadir'le benzer bir süreç yaşıyoruz aslında. Bizim Kadircan daha geçtiğimiz yıl dönemlerdeki fellowlarımızdan birisiydi aynı zamanda. Kadircan'la daha etkin, daha verimli, aksiyon odaklı ve somut çıktı odaklı nasıl süreçler geliştirebileceğimizi ve proje yürütebileceğimizi görmüş olduk. Nasıl paydaş ilişkilerini geliştirebileceğimizi ve bu süreçte hem onun hem de benim nasıl beslenip daha rasyonel çıktı edinebileceğimizi görmüş olduk. Sinemanın benim için çok ayrı bir nokta. Açıkçası güçlü yönlerimin farkında olduğunu düşünüyordum. Bunu geri bildirim olarak bana yansıtmıştı. Bunun dışında zayıf yönlerimi bastırdığımı, duygusal zekamı bastırdığımı fark etmiş oldum. Zayıf yönlerimin üzerine eğildiğim bir nokta vardı. Bu noktada arkadaşlarımın aksine İstanbul veya Ankara'dan olmayan tek öğrenciyim sanırım. Dicle Üniversitesi benim için beklenmeyen bir tercihti. Bundan sonra zaten lisansa başlamamla birlikte beklenmeyen tercihlerin peşinden ilerlemeye başladım. Beklenmeyen bir tercih yönünden de aslında hem iletişim fakültesini tercih etmemle duygusal zekanın zayıf olduğu bir noktada zayıflıkların üzerine giderek bu sürecin üzerine gitmiştim. Sinemanın bunun üzerine çok güzel bir şekilde temelin üzerine yüksek bir bina inşa etmemin önünü açmış oldu aslında. Farkındalığımı derinleştirdi ve benim kendi hakkımda bilmediğim birçok şeyi ortaya çıkarmamı sağladı. Ek bir şey de hepimiz hayatta akışın içinde kürek çeken kayıkçılarız. Ben savrulmaya başladığımı fark etmiştim. Biraz önce Alp'in de bahsettiği gibi. Yani son geçtiğimiz hafta neler yaptığımız çoğu zaman hatırlayamıyordum. Bu sebeple artık sürekli elimde görevler uygulamasını, defter uygulamasını tutuyordum. Bu noktada da bir kendimi frenleyip motoru bağırtmak yerine üçüncü vitesi takıp düzgün bir şekilde süratimi sabitlememi sağladı aslında ve önümdeki belirsizlikler, bulutlar dağılmış oldu bu şekilde. Mentorlar etabında bunları söyleyebilirim. Güzel, samimi bir ve gerçekçi bir etkileşimle daha fazla çıktı almanız mümkün. Bu noktada bunu aktarmak istiyorum. Social Leadership Journey etabından biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarım da çok güzel projeler geliştirdiler. Her birimiz için bu projeler göz bebeğimiz bizim için. Bebeğimiz yani çok efor sarf ediyoruz. Benimsedik de. Benim birkaç tane projem vardı. Lisansa başlamadan önce de sürekli bir günlükte çeşitli projeler üzerine fikir başlıkları olarak notlar alırdım. Bunları noktaları birleştiricisini harmanlayıp daha makro ölçekli bir proje düşündüm ve bunu coğrafi farkındalık üzerinde durarak aslında başlangıç aşamasında 81 ilin her birini farkındalık anlamında, içerik anlamında hem yeni kuşağa hem uluslararası yaşıtlarımıza, akranlarımıza hem de aslında ekonomik ve iktisadi anlamda tüm unsurların farkındalığını, kapasitesini arttıracak şekilde içerik olarak yansıtacak bir projeye girişmiş olduk. Bu önce YouTube'dan başlayıp sonra farklı platformlarda ve sahaya inecek şekilde yürüyecekti. Bunun sonraki adımı istihdam edilebilirliği arttırmak üzerine oldu. OECD'nin %40 civarındaki toplumun yetkinlik sahibi olmamasının üzerine gitmeye başladık. Ve bütün bunları birleştirdikten sonra ekip arkadaşlarımızın genişlemesi ve aslında sahaya yansıtabileceğimiz somut etki kapasitesinin artmasıyla birlikte bir dernek kurmaya yöneldik. Ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında İller Coğrafyası Derneği'ni kurduk. Bu proje şu anda somut çıktılar için gerekli kaynakların yaratılmasıyla birlikte kalite sistemleri anlamında temellerini oluşturup sürecine devam etmekte. Social Leadership Journey etabında da aslında güzel bir süreç yönetimi öğrendiğimi düşünüyorum. Bu noktada da uzun vadede somut makro ölçekli çoğu insanın bir şekilde aşina olduğu bir çıktı ortaya koyacağımı inanıyorum. Bunun dışında bahsetmem gereken derinleşme etabında da kalite anlamında kalite sistemleri, risk ve süreç yönetimi alanında derinleşiyorum. Bu konuda şu anda bir elektrik dağıtım şirketini bir holding bünyesinde genç yetenek olarak derinleşme etabının kapsamında aynı zamanda işbaşı eğitimle birlikte süreçte derinleşiyorum. En son olarak da çok sizin vaktinizi almadan aslında paylaşabileceğim çok şey var ama
Bana her zaman ulaşabileceğinizi belirterek hemen sözümü tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar neşeniz daim olsun. Yani herkesin hedefleri, hayalleri var ama önemli olan süreci yaşamak, süreci planlamak. Ve aslında kervan yolda düzelir atasözüyle birlikte sürecin içine direkt dalıp kendinizi vererek, kendinizi kanalize ederek aslında kendinizi yansıtmak ve gerçekten iyi bir hikayeyle kendinizi ifade etmek diye düşünüyorum. Bu noktada her birinize başarılar diliyorum ve sizleri de bu kaliteli insanlarla, bu neşeli insanlarla, bu gerçekten ilkeli değerli insanlarla somut çıktılar ortaya koyacak bir gelecekte buluşmayı diliyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Bayan. Bana çok söz bırakmadın. Ağzına sağlık diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Neşeniz daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi Bilgi Üniversitesi'nden Asya Arslan Türk geliyor. Bugün ağırlayacağımız son temsilcimiz olacak kendisi. Asya. Merhaba. Selam. Ne haber? İyiyim abi. Nasıl olsun? Biraz telaş yaşadım yetişmek için. O yüzden böyle iki ayağım bir kapıca girdi ama hallettim sonunda. İyi, çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bu sefer tersten alfabeyi şey yaptık. Evet. Normalde başta oluyordunuz. Bu sefer sona kaldınız. Aynen. Ama sevindim şarj aletinin bulabilmene. Aynen. Söyledim geldi. Halloldu o da. Şimdi de biraz telefon çekmiyor. Onun şeyi var. Biraz alt katlarda oturuyorum. Öyle bir yere taşındım. Ama halledi. Yani şey diye düşünüyorum şu an. Bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Olduğunda söylersin. Gayet net geliyor sesinde, görüntünde. Süper. Senin mentorluk görüşmelerin nasıl geçiyor? Koçluk görüşmelerin nasıl geçiyor? Dün bir üst düzey yönetici mentor görüşmesi yaptın. Bir genel süreci dinleyelim senden. Evet. O zaman taze böyle kronolojik başlayalım. Dün Ayşen abinin de dediği gibi Sırma Hanım'la birlikteydim ben de. Kendisi Google'ın Türkiye'deki kurumsal iletişim müdürü. Onunla birazcık daha aslında ben de medya ve iletişim okuduğu için daha sektörel bazlı konuşmalarda bulunuyoruz. Yani gerçekten iletişim sektöründe ben nerede olmalıyım? Sektör benden neler bekliyor? Bu beklentileri nasıl karşılayabilirim gibi aslında sorulara mutfağın içinden biriyle yanıt bulmaya çalışıyorum diyebilirim. Sırma Hanım bu konuda gerçekten bana çok ufuk açıcı, yol gösterici şeylerde, yani sohbetlerde bulunuyoruz kendisiyle. Aynı zamanda lider mentorum da aslında Google'ın Türkiye'deki ülke direktörü Mehmet Bey. O daha analitik düşünen, daha mühendislik çıkışlı bir insan olduğu için aslında, yani daha farklı alanlarda çalışsa da kafamız bence böyle bir farklılıkta buluşuyor olmamız aslında. Yani bir olaya farklı bakış açılarıyla aslında yaklaşabiliyor olmamız bence bizim daha böyle daha sağlıklı ve daha verimli bana bu süreci geçirtmesi için şey oluyor diyebilirim. Yani yardımcı oluyor diyebilirim. Onunla da birazcık daha yani Google gibi küreselde gerçekten yani tek olan bir firmada hem işte o beklentileri karşılamak, hem bir ülkeyi aslında, yani ülkenin de beklentilerini karşılarken aslında globaldeki standartları da nasıl sürdürülebilir kılmak mümkün oluyor gibi aslında sorulara yanıt bulmaya çalışıyoruz birlikte. Yani onun bu tecrübelerinden aslında yararlanmaya çalışıyorum diyebilirim. Volkan Bey'e geldiğimizde ise benim startup mentorum kendisi. O da yani gerçekten çok fark yaratan bir lider. Yani çalıştığı ekip içinde gerçekten liderlik özellikleriyle, yani o ekip arkadaşlarının yani yönlendirmesi, birlikte çalışmaları vesaire çok aslında kendinden bahsedilen bir insan ve dolayısıyla ben de böyle mümkün olduğunca onun bu özelliklerini şey yapmaya, anlamaya, yani nasıl kendimle bağdaştırabilirim, nasıl bir noktada işte ortak paydada buluşabiliriz gibi onun tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum diyebilirim Volkan Bey'le de. Ya sonuçta biz de bir liderlik ekosisteminde bulunuyoruz, dolayısıyla ben de onun gibi biriyle karşılaşmışken aslında bunları öğrenmeye, anlamaya çalışıyorum ondan. Şenay Hanım'a geldiğimizde ise Şenay Hanım da benim koçum aslında, kariyer koçum. Onunla da ilk önce çalışmalarımızda, belki arkadaşlarım da bahsetmiştir, şey yapamadım, yayını da takip edemedim sıkıntım olduğu için internet ve telefon sıkıntımdan.
Bir işte karakter testine girmiştik daha önce eleme aşamalarında, aslında ferav olmadan önce. Onun üzerinden yani benim güçlü yönlerim ne, Asya nerelerde eksik kalıyor, Asya nasıl daha iyi olabilir ya da daha iyi olan yönlerini nasıl daha verimli kılabilir, nasıl bunları daha parlatabilir aslında kariyerinde, bunlara yanıt bulmaya çalıştığımız bir süreçten geçtik. Hepsiyle de gerçekten çok samimi, gerçekten yani mesafe olmadan aslında, yani böyle bir işte ünvan gibi, işte bir ne bileyim bir arada o resmiyet olmadan diyalog kurabildiğimiz ve iki tarafında yani birbirinden bir şeyler öğrendiği ve yola aslında birlikte devam ettiği bir süreç geçirdik diyebilirim kısaca. Süper. Peki Social Leadership Journey kısmında yaptıklarını anlatır mısın bize? Tabii ki. Ben Social Leadership Journey hesabında Artno 21 isimli, projenin adını unuttum şaka gibi. Artno 21 isimli bir şeye başladım. Sosyal sorumluluk projesine başladım. Bu projede de aslında sanatı erişilebilir kılmaya çalışıyorum. Nasıl erişilebilir kılmaya çalışıyorum? Anadolu'nun çok farklı yerlerinden, yani Kocaeli'den, Isparta'dan, Nevşehir'den, Bursa'dan, Samsun'dan, Adana'dan 20 tane lise öğrencisiyle aslında belirli aralıklarla bir araya geliyoruz online ortamda. Bu pandeminin de aslında bir güzel oldu bizim için ve bu buluşmalarımıza da bir tane konuk şey yapıyoruz, çağırıyoruz. Bir sanatçı oluyor bu farklı alanlarda. Bu zamana kadar performans sanatçısı Ekim Bernay, Selin Atara, Tufan Şimşekcan, Nisan Ak gibi aslında konuklarla birlikte. Yani gerçekten onların sanatçılarla, yani o az önce de dediğim gibi duvarları kaldırarak aslında, yani bir resmiyet olmadan, bir ünvan olmadan gerçekten akıllarındaki soruları sorabildikleri, gerçekten yani sanat için bir şeyler yapmak isteyen öğrencilerin nasıl yapılabilir ya, biz nasıl gerçekten bu küçük şehirde bunu nasıl başarabiliriz sorusuna yanıt bulmalarına aslında yardımcı oluyorum diyebilirim. Siz de projenin Instagram hesabından reklamını da yapayım birazcık. Artno21 takip edebilirsiniz. Harika, süper. Evet. Derinleşmede ne yapıyorsun Asya? Hangi konuyu seçtin? Derinleşmede de şöyle, az önce de belirttiğim gibi ben medya ve iletişim okuyorum. İletişim öyle bir alan ki gerçekten insanlar yani çok farklı yöntemlerle kendilerini ifade edebiliyorlar. Ve bunlardan biri de aslında moda. Yani gerçekten giydiğimiz kıyafetler. Ben de bir iletişimci olarak aslında farklı bir alanına değinmek istedim iletişimin. Ve bir iletişim yolu olarak moda konu başlığını kendime belirledim. Bu süreçte de işte çeşitli kaynaklardan beslenerek aslında, yani gerçekten renklerle, seçtiğimiz kıyafetlerle, seçtiğimiz tarzlarla biz dışarıya nasıl bir işte mesaj vermeye çalışıyoruz, ya da işte ünlüler ya da mesela siyasetçiler kullandıkları kıyafetler aslında ne anlama geliyor? Bu sorulara yanıt bulmaya çalıştığım bir derinleşme sürecine başladım ben de. Harika, süper. Peki Asya, son olarak programa başvurmayı düşünen, programa başvuran arkadaşlarımıza vermek istediğin öneriler, tavsiyeler, mesajlar var mıdır? Tabii ki. Yani ben çok korkuyordum. Yani şöyle düşünüyordum. İlk aşamada başvurmasam acaba, ya zaten seçilmem, yani kaç bin kişi başvuruyor, ben kimim ki diye düşünüyordum. Sonra geçtim. İkinci aşamada yine bir tereddütlüydüm. Ya da mesela işte kesin olmayacak, işte kesin o etaptan geçemeyeceğim, videolarım beğenilmeyecek ya da ne bileyim işte sonraki mülakat çok kötü geçti falan filan diye düşünüyordum. Ama en baştaki korku bence en büyüğüydü. Yani gerçekten mesela çünkü tabii ki en çok başvuran ilk etapta, dolayısıyla elene elene gittiğimiz için ve gerçekten böyle elim başvurmayayım acaba ya diye gitti ve gerçekten eğer başvurmasaydım benim bugün hayatım çok çok başka bir şekilde oluyor olabilirdi. Yani gerçekten 20 tane arkadaşım, çok iyi arkadaşım, farklı alanlarda çalışan, işte az önce bahsettiğim mentorlarım, koçlarım ya da beni bu alanlarda çalışmaya iten aslında projeler, işte sosyal sorumluluk projeleri, derinleşme etabı vesaire gibi şeylerle tanışamayacaktım. Dolayısıyla lütfen çekin, yani başvururken içinizde acaba mı olmasın, o adımı attıktan sonra, yani bir şekilde başladıktan sonra, siz o adımlarda kendiniz olduktan sonra, aslında kendinizi en iyi şekilde ifade edebildikten sonra gerisi kesinlikle geliyor. Dolayısıyla yani diyebileceğim en önemli şey, lütfen korkmadan, çekinmeden başvurun olabilir. Çok teşekkür ederiz Asya, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, hoşça kalın, iyi akşamlar, görüşmek üzere.
Evet, son temsilcimiz, son fellow'umuz Asya demiştim. Asım'ı unutmuşum. Asım'dan da geldiğinde bir özür dileyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okuyan fellow'larımızdan Asımcan Sönmez bizimle olacak. Asım özür dilerim ya. Çok şey olunca bir anda saatte ilerleyince ve arada vermeyince... Kusura bakma kardeşim, özür diliyorum senden. Yok, problem değil abi. Online görüşmeler de olabiliyor, sen de biliyorsun bu tarz aksaklıklar. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? İyiyim abi. Okul tatile girdi, rahatladık biraz. Sen nasılsın? Güzel, devam ediyoruz biz de full tempo çalışmaya. Güzel. Şöyle şeyleri yansıtalım ekranımıza, süper. Seni dinleyelim Asım. Nasıl gidiyor mentorluk görüşmelerin, koçluk görüşmelerin? Anlatayım ben. Ya hayattaki en önemli unsurun ben deneyim olduğuna inanıyorum ve Lead 21 programı yeni bir lider aslında farkını burada ortaya koyuyor. Yani beni en çok heyecanlandıran, gözüme en çok çarpan şey buydu. Yani kendi alanında lider, değişime öncelik eden isimlerden işte mentorluk alabilmek beni çok çok heyecanlandırıyordu ve bunu bir noktada başardığımda çok iyi hissettim. Özellikle bir üniversite ikinci ya da üçüncü sınıf öğrencisi Türkiye'de bu tarz bir programa çok ihtiyaç duyuyor ve çok hani güzel bir noktada kalıyor onun için. Benim lider mentorum ve üst düzey yönetici mentorum Getir'den bir uluslararası ticaret öğrencisi olarak Getir gibi işte globalleşen, hızlı büyüyen bir oluşumun yanında bulunabilmek, oradaki lider isimlerden mentorluk alabilmek benim için çok iyi oldu. İşte görüşmelerimiz oldu, birlikte sohbet ettik hem Getir üzerine hem kendi kariyer yolculukları üzerine. Bu beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Yani çok şey kattı bana, bakış açımı değiştirdi. Aynı zamanda startup mentorum olan Hakan Baş, hani herkesin bildiği gibi hem girişimcilik alanında hem iş hayatında çok profesyonel birisi ama aynı zamanda çok içten. Hani iletişim halini sürekli ve yardımcı olmak istediğini belirtiyor, sürekli yol gösteriyor. Yani bu anlamda hani mentorlarıma baktığımda yani hem kariyer anlamında hem bakış açısı anlamında böyle level atladığımı ve işte programa başladıktan önce ve sonraki halim karşılaştırdığında çok farklı bir Asım gördüğümü söyleyebiliyorum. Çünkü bu insanlarla birlikte olabilmek çok çok değerliydi benim için. Koşluk görüşmesi ne de Emirhan da söylemişti. Ben de biraz önyargılı yaklaşıyordum ama umduğumdan, düşündüğümden çok çok daha farklı ilerledi. Bir yönlendirmeden ziyade benim kendimi bulmamı sağladı. Yani kendime soru sormak, işte empati kurmak, diğer insanlarla işte hayatındaki böyle kilit noktaları düşünmek için çok çok önemliydi ve çok memnun kaldım. Bu da çok güzel bir noktasıydı programın. Süper, çok sevindim. Social Leadership Journey tarafında neler yaptın? Biraz oradan da bahseder misin Asım? Tabii ki. Benim Gastronate adlı projem vardı. Bu projede biz besin etiketi okuma ve gıda güvenliği üzerine çalışmalar yaptık. Ben bir ekip oluşturmaya çalıştım. Gönüllü uzmanlarla ve üniversite öğrencileriyle. Birlikte etkinlikler düzenliyoruz. İşte besin etiketi nasıl okunur? Bilinçli gıda tercihleri nasıl yapılır? Geçtiğimiz haftalarda panelimiz olmuştu. Bunun yanı sıra bir gıda güvenliği iletişim hattı kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor sosyal medya üzerinden de. Böyle bir süreç izledik. Süper. Peki derinleşme kısmında hangi konuyu seçtin? Orası nasıl gidiyor? Derinleşme kısmında ben kriz yönetimi ve kriz iletişimini seçtim. Yani bildiğiniz gibi her gün farklı bir krize uyanıyoruz. Hani görüyoruz haberlerde. Pandemi zaten başlı başına bir kriz. Bu noktada işte organizasyonu sağlayabilmek ve iletişimi iyi yapabilmek çok önemli. Ben de hani böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm bir noktada. Bunun hakkında blog yazıları, işte hem uluslararası kaynaklardan hem işte yakın çevremdeki kaynaklardan faydalanarak blog yazıları yazmayı, insanları bilgilendirmeyi düşünüyorum. Ve bunları da bir noktada da podcast'e desteklemeyi düşünüyorum. Böyle de bir konu seçtim derinleşme kısmında kendime. Süper. Harika. Peki son olarak programa başvurmayı düşünen ya da başvuran arkadaşlarımıza vereceğin tavsiyeler, mesajlar neler olur aslında? Tabii vereyim. Öncelikle hani sıkı bir eleme süreci var. Yani çok keyifli ilerliyor. Uzun sürüyor ama çok keyifli ilerliyor. Bu noktada işte bazı süreçlerde sınavlarınız olacak, işte sosyal
yaşantınız olacak ya da ne bileyim kötü bir anınıza denk gelecek ama hani sıkı bir şekilde hazırlanmak, yapılması gerekeni böyle sonuna kadar yapmak çok şey katacaktır. Yani boşlamaya gelmeyen bir süreç olacak. Ve bunun karşılığında fazlasıyla alacaksınız. O yüzden ben herkese hani her aşamayı özenle yapmasını tavsiye ediyorum. Hani seçilemeseniz bile o aşamalarda yapılanlar çok şey katacaktır size. Bunları söyleyebilirim. Süper. Ağzına sağlık Kasım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sen de iyi bak. Görüşürüz. Şimdi evet. 2,5 saate yaklaştık. 20 tane fellow'umuz bugün bizlerleydi. Diye 21. fellow'umuz Ahmet Ekmel Karaman dedesi vefat ettiği için katılamadı. Kendisine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum buradan. Ya içerik olarak neler bekliyor önümüzdeki sene sizleri ve bu süreçle alakalı güzel insight'lar çıkarılabileceğini düşünüyorum bu 2,5 saatlik yayında. Bakalım şeyde mentorluk görüşmelerinde ona değinmek isterim. Nisan ayı itibariyle başladık mentorluk görüşmelerini. Ve şu anda 21 fellow, 63 tane mentorumuz. İlk görüşmeleri tamamladılar. İkinci, üçüncü görüşmelere geçenler var. Onun haricinde kariyer hızlandırıcı etabı olacak önümüzdeki sene. Bu sene pilot olarak başladık. Ekosistemimizdeki insan kaynakları profesyonelleriyle fellowlarımızı bir araya getirip hem böyle bir kariyer perspektifi vermek hem de CV değerlendirme, mülakata hazırlanma gibi noktalarda tavsiye almalarını sağladık. Bu önümüzdeki sene her çeyrekte hem insan kaynakları kısmıyla bir görüşme olacak, diğer 3 görüşme kendi meslek gruplarıyla alakalı olarak okudukları bölümlerde. Ekosistemimizdeki genç profesyonellerden bu gelişim programı mezunlarımızla 1 saatlik hızlandırıcı görüşmeler yapacakları bir modül olacak. Bu 5. dönem itibariyle fellowlarımıza sağladığımız bir gelişim bursu var. Bu önümüzdeki sene de devam edecek. Öte yandan bazı ekran görüntüleri paylaşırken taslak kısmındaki görüntüleri paylaşmışım ve imla hataları olmuş olabilir. Bazı imla hataları olmuş olabilir bu fotoğraflarda. Oradaki bu yaşandıysa ilgili kişilerden de özür dilerim bu vesileyle. Yayınımızı sonlandırırken yani 2,5 saattir çok hızlı tempoda 20 tane arkadaşımızı dinledik. Çok arada vermedik hiç ve aslına bakarsanız arkadaşların bu yüksek enerjisi ve karşı tarafa hissettirdikleri sinerji olmasa muhtemelen şu an bayağı yorgun olurdum ama bayağı zinde hissediyorum açıkçası kendimi. Soru kısmına baktığımız zaman da yanıtsız soru kalmasın. Şöyle bir bakıyorum. Başvuru süreciyle ilgili verebileceği tavsiye var mı? Bayağı herkes tavsiyelerini verdi. Bu sene kaçıncı sınıflar başvurabiliyor? Alt kısmında hemen yorum gelmiş. 25 yaşında veya daha genç olup 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Türkiye'deki üniversitelerin birinde 2. veya 3. sınıf lisans öğrencisi olmanız gerekiyor. Aradığımız kriterler bunlar. Üniversite, bölüm, herhangi bir kriterimiz yok. Herkese kapımız açık. İçinizdeki liderlik potansiyelini bize yansıttığınız ve etaplarda başarıyla ilerlediğiniz müddetçe liyakat unsuruna dayalı olarak programa kabul alırsınız. Orada herhangi bir sıkıntı olmaz. Tekrar başvurmak bize dezavantaj olur mu? Hayır. Her program, her sene başlangıç bu başvuru süreci başladığında sıfırdan başlar. O senenin kriterlerini sağlıyorsanız eğer programa başvurabilirsiniz ve ya önceki sene arkadaşlarımız bahsetti yani burada 5-6 kişi ikinci seferde mesela programa girdi. O ilk sene elendim, zaten elendim. Bu sene başvurmayayım çok sağlıklı bir düşünce değil. Oradaki temel düşünce bu sene elendim. Kendimi geliştireyim ve önümüzdeki seneye daha güçlü geleyim düşüncesi sizi başarıya ulaştıracak düşünce diye düşünüyorum. Genel olarak benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım
bizi izleyenler ve izleyecek olanlar için faydalı bir içerik olmuştu. Herkese iyi akşamlar. Keyifli bir saat itibariyle Cuma günü.